Transfer raporuna hoş geldiniz efendim. Günün sıcak transfer gelişmelerini ve haberlerini sizlerle paylaşacağımız yaklaşık 2 saatlik programımızda bugün teknik direktör Levent Kartop bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bir de Ergin Aslan, Alspor yorumcusu, spor yazarı meslektaşımız. Hoş geldin Ergin. Merhaba, sende. Hoş bulduk Koray. İyisiniz ikiniz de. İyiyiz. Ben Antalya'dan geldim. Uzun yoldan geldin. Uzun yoldan geldik. Tabii. Rahat geldin mi? Tabii yorucu biraz ama güzel oldu. Yani yol, bugün yol, Ersen Martin'de gördüm. Araba yolculuğunu ben severim. Evet, rehabilite evet. Eder biraz uzun yol. Evet, birazcık evet. Kafa dağıtırsın. Evet. Güzel bir haberle geldin şimdi. Evet. Sen söyledin lafını kestim gibi evet. Oldu ama yok, onu yok. Soracaktım zaten sana. Ersen Martin biliyorsunuz bir hayati tehlike atlattı. Bir kalp krizi geçirdi. Evet. Aort damarında yırtık vardı. Ve ardından ameliyata alındı acil. Daha sonra yoğun bakımdaydı. Bugün Levent Kartop yayınımıza gelmeden önce kendisinin yanına uğradı. Ve çok evet. Şükür güzel haberle geldi. Detayları senden alalım Levent. Nedir durum Ersen'in? Nasıl? Şimdi öncelikle herkesin gıyabında selamını söyledim. Ersen dedim anlattım. Anlarımızı anlattık. Hatta biraz gülümsedi böyle. Tabii konuşamıyor. Ama o tebessümü görmek çok mutluluk verici. Kardeşi dedi ilk kez güldü bugün dedi. Ne güzel. Yani bunlar sevindirici haberler. İnşallah kardeşimiz o güçlü, kuvvetli Ersen Martin tekrar geri dönecek. Ama tabii biraz süreç gerekiyor. Biraz bakım gerekiyor. Şu ana kadar da sağ olsunlar doktorlarımız, hemşirelerimiz orada gayet iyi bakıyorlar. Ama daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık fizik tedaviye geçmişler artık. Daha iyi olmasını düşünüyorum derken Ersen'in sağlık durumundan tabii, bahsediyoruz. Tabii fizik tedavisi evresinde daha iyi olması gerekiyor. İyi bir fizyoterapistin mesela oraya destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan da birçok doktor ve fizyoterapist arkadaşlarımız var. Eğer duyarlı olurlarsa, tavsiyelerde bulunurlarsa Ersen Martin'in gelişmesini daha kolay sağlayacak diye düşünüyorum. Evet. En kısa zamanda aramıza dönecek diye düşünüyorum ama tabii zor bir süreç. Kolay bir süreç değil. Yaşam savaşı verdi ve şu anda da güçlü bir şekilde atlatıyor. O moralle geldim. Ben de çok mutlu oldum bugün. Yoğun bakımda değil mi hala? Yoğun bakımda. Tabii 5-10 dakika görebiliyorsun. Fazla göremiyorsun. Ama böyle sevdiği dostları, arkadaşlarına da sesleniyorum. Böyle ara ara yoklarlarsa, ziyarete giderse çok mutlu olur. Çünkü gerçekten de beni gördüğünde çok mutlu oldu. Bizim Ersen de biliyorsun yani 20-25 yıllık tabii. Bir dostluğumuz var. Hiç kopmadık. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecek diye düşünüyorum Ersen. İnşallah. Bu arada Siyami Ersek Hastanesi'ne de teşekkürlerimizi evet. Bir borç biliyoruz. Evet. Müthiş bir zaten çok zorlu bir ameliyattan çıktı yani hakikaten. Allah kesinlikle. Da yani doktorla ben ilk konuştuğumda yani bir insanın hayatındaki en zor operasyon diye söylemişti. İnşallah Ersen de bir operasyonda güzel bir şekilde atlattı. O hocalarımızın sayesindeki oradaki çalışanların, hemşirelerin hepsi de çok titizlikle bakıyorlar. Şu anda da Göztepe Şehir Hastanesi'ne taşındı. Evet. İnşallah oradaki fizik tedavisini güzel atlatırsa ben inanıyorum yani Ersen güçlü bir şekilde dönecek. Tepki vermeye başladı. Mesela evet. Bugün ben dedim ki Ersen beni anlıyor musun? Yani anlatıyorum bazı anıları. Anlıyorsan tepki ver, ayağını kaldır diyorum. Kaldırdı. Ne elimi güzel. Tuttu. Ben o kadar mutluyum ki inanılmaz derece. Yani her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Evet. Gerçekten de evet. Yalan dünyada yaşıyoruz. Yarın ne olacağımız belli değil. Doğru. Yani onun için herkes sağlığına şükretsin. Şükredeceğiz ya başka bir şey değil. Allah'a dua edeceğiz yani. İnşallah Ersen Martin'e de bütün dualarımız onunla en kısa zamanda aramıza dönecek. Ben İnşallah. Inanıyorum. Yani zor bir süreci geride bıraktı. İnşallah en evet. Kısa sürede de ayağa kalkmış bir şekilde taburcu olduğunu da görmek nasip olur. İnşallah. Buradan da selamlarımızı iletelim. Evet. Tabii evet. Eşi dostu yanına uğrayanlar da zaten söyleyeceklerdir. Tabii. Teşekkür ediyoruz bir kere daha bilgilendirdiğin için de. Çünkü merak ediliyordu o da. Çok fazla soran da vardı hakikaten. Evet. Şimdi transfer raporunda tabii ki bugünün flaş takımı Trabzonspor'du. Şu an Yunus Emre Sel de bizlerle birlikte. Yunus'a da bir hoş geldin diyelim. İyi akşamlar Yunus. Hoş bulduk Koray. Size ve değerli konuklarınıza Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündemdi bugün Yunus. Şöyle söyleyeyim hatta ben radyo yayınında da aynı benzetmeyi yaptım. Bugün herhalde spor medyasındaki bütün şirketlerde fırtınalı bir hava hakimdi. Yani bir transfere bakıp onu yetiştirelim derken bir başkası geldi. Sağ ol sen de iyi mesai yaptın. Bugün bizi de bu anlamda editör arkadaşlarımızı da bayağı zorladın. 4 futbolcuyla anlaşıldı. Bunlar Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen. 3'ü yeni transfer. Dansville'in bonservisi alındı. Bunun dışında da 1-2 tane daha transfer gelişmesi var. Yani Trabzonspor'un ciddi mesafe kat ettiği. Öncelikle istersen sen bir toparla. Bugün nasıl geçti Trabzonspor adına seni dinleyelim. Daha sonra stüdyoda da üzerine konuşacağız.
Öncelikle Ersen Martin'e de bir kez daha biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hiç unutmuyorum 2006-2007 sezonunda o zaman foto muhabirliği görevi yapıyordum ihtiyaçtan dolayı. Soyunma odasına girmiştik devre arasında fotoğrafları geçmeye Beşiktaş maçına. Dışarı çıktığımızda Beşiktaş tribünlerinde bayağı bir uğultu kesilmişti. İçeri girdiğimizde Beşiktaş öndeydi, coşku vardı. Bir iki dakika içerisinde bir anda onun golleriyle Trabzonspor öne geçmişti. Onu hep o şekilde hatırlıyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Trabzonspor'a da gerçekten önemli katkılar yapmıştı. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Aslında biz Engin Aslan'a dün akşam gecenin flash haberlerini duyurmuştuk. Doğucan, Has, Polat ve Larsen'le transfer anlaşmasına varıldığına dair. Ama orada da şu ifadeyi kullanmıştım. Eğer Trabzonspor Larsen transferini bitirdiyse sol beki Eren Elmalı transferi gerçekleşecektir. Çünkü yerli kontenjanından dolayı böyle bir hamle yapması gerekiyordu Trabzonspor'un. Ve Trabzonspor paket teklif yaptı Kasımpaşa Kulübü'ne. Hem Eren Elmalı'yı hem de Doğucan, Has, Polat'ı kadrosuna katmak için. Eren Elmalı'yı direkt istediğinde yüksek bonservis bedeliyle karşılaştı Trabzonspor ilk başlarda. Ama sonra işin içine Doğucan, Has, Polat transferi de girince bu rakam daha mantıklı seviyelere geldi. Ve Trabzonspor ile Kasımpaşa Kulübü'nün arasında anlaşma sağlandı. Ardından futbolcularla görüşüldü. Doğucan, Has, Polat Amsterdam'dan İstanbul'a davet edildi. Hemen o da daveti icabet edip geldi. Bugün oyuncular Eren Elmalı, Doğucan, Has, Polat ve Larsen İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Bu oyuncularla sözleşme imzalandı. Ama tabii resmi tören kulüp tarafından daha farklı bir tarihte yapılacak. Denspil zaten Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nisan ayında yapılan toplantıda takımda kesinlikle kalmasını istiyorum dediği oyunculardan bir tanesiydi. İlk maçlarda rakamsal ciddi farklılıklar oldu. Sonra Trabzonspor bugün de açıklandığı üzere ciddi rakamlara kadar çıktı Denspil'in takımda kalması için ve anlaşma sağlandı. Bu Trabzonspor'un bu sezonki 4 transfer girişimi ile başladı süreç. Aslında biraz geç kaldı mı, önceki sezonlarda daha hızlıydı gibi tartışılırken bir günde 4 transferi kadrosuna katmış oldu bordo mavili takım. Ama süreç devam ediyor. Sırada Umut Bozok var. Umut Bozok'la ilgili süreci şu şekilde anlatalım. Trabzonspor Lorient Kulübü'ne oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini ödeyeceğini belirtti ve Lorient Kulübü de bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Trabzonspor Umut Bozok'la bir görüşme yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı da ona planlarını, projelerini anlattı ve yönetimle yüz yüze görüşme yapması için Umut Bozok İstanbul'a davet edildi. İstanbul'a geldikten sonraki geliş tarihini henüz netleştiremedik biz. İstanbul'a geldikten sonra bir yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek yöneticilerle ve ardından Umut Bozok'un transferinin de netleşmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi henüz Umut Bozok'la anlaşma yok, kulübüyle sorun yok ama Umut Bozok'un kendisiyle henüz anlaşma yok. Onun ismi başka takımlarla da halen anılıyor. Onu ifade edelim. Süper Lig'in gol kralı ama teknik direktör Abdullah Avcı da birebir görüşme yaptığı oyuncuları genelde bugüne kadar hep ikna etti. Umut Bozok'ta da sürecin bu yönde gitmesi bekleniyor. En azından yönetim oyuncudan olumlu görüş aldıklarını, olumlu dönüş aldıklarını beyan ediyor. Bir diğer hamlede Marlon Schatkardones'in Brezilyalı savunma oyuncusu. Trabzonspor tam 3 resmi teklif yaptı bu oyuncu için Schatkardones'e. Ama 3'ünde de Ukrayna ekibini ikna edemedi. En son yapılan teklif 3,5 milyon avro ve sonraki satıştan %15 paydı. Ukraynalıların beklentisi 6 milyon seviyelerinde. Trabzonspor pazarlıklarına hala devam ediyor. Çok yoğun şekilde bu oyuncuyu istiyor ve Marlon'un kendisi de Ukrayna'daki savaş durumundan dolayı oradan ayrılma düşüncesinde. Sürecin halen devam ettiğini söyleyelim ama Marlon'la görüşülürken bir yandan da Bartra'yla da temaslar devam ediyor. Real Betis'in stoperi. Onunla ilgili de kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedelleri var. O seviyeyi aşağı düşürmeye çalışıyor. Bir diğer gelişme de Trezeguet. Trezeguet'in menajerini Trabzonspor İstanbul'a davet etti. Şöyle yapalım mı Yunus? Trezeguet konusu çok merak ediliyor. Birazcık tabii ki biz de Trabzonspor taraftarını bekleteceğiz belki. Şu an bana kızıyorlardır ama Trezeguet konusuna biraz sonra Vakeme ile birlikte girelim istiyorsan. Umut Bozok'a dair dedin ki Kasımpaşa'nın kullanmadığı opsiyonu Trabzonspor o bedeli ödeyebilir diye. Rakam belli mi, onu biliyor musun? 2,5. 2.500.000 euro. 2.500.000 euro civarında bir bedeli ödemeye gözel aldı Umut Bozok için. Şimdi müsaadenle stüdyoda konuklarımla da birazcık detaylı gidelim. Sen tabii de arada ki bize müdahale edebilirsin tabii fikir noktasında. Ergin, Trabzonspor
şimdi Marlon'u istiyor. Dansville'i aldı. Vitor Hugo var elde. Yine hızlı bir giriş yaptı geçen sezon olduğu gibi. Onun dışında Eren Elmalı. Nasıl buluyorsun Eren Elmalı transferini? Özellikle çünkü bu sezon çok fazla büyük takımlarla adı anılıyordu. Eren ve Doğucan ikinci yarının flash oyuncusu oldu Kasımpaşa'da. Milli takıma kadar yükseldi. İki ondan daha önce yükselmiş ve çok gelecek vaden oyuncular da var orada. Şimdi yeni Fenerbahçe'den Ferdi girdi. Rıdvan Yılmaz keza yine orada. O rekabetin içerisine dahil oldu. Trabzonspor başkanı ve hocası geçen sene ki orada yan da tabii başkan yardımcısından yöneticilere kadar teknik ekibi de dahil edelim. Yaptıkları doğru işin tadını alınca bu serüveni devam ettiriyorlar. Ne demek bu? Yunus Emre Sel daha iyi bilir orayı. Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu hocana ilk kampa başladığında transferlerin %80'ini sahaya yetiştirdi. Bu çok önemli bir takım için geçen sene. Ve serüven şampiyonluğa gitti. Çünkü Abdullah Avcı gibi sistem hocalarının en önemseyeceği şey herhalde birlikte çok çalışmak, birlikte çok tekrar. İstediği oyunu sahaya yansıtmak için mümkün olduğu kadar beraber olmak. Tabii. Kafasındaki kadroyla. İyi bir kamp dönemi geçirmek. Tabii. Takım olma. %80'ini tamamlayıp transferle sonradan takviyeler yaparsın ama o kamp dönemi iyi geçirmesi lazım. Tabii. Sezon başı kampı da çok önemlidir. Çok önemli. Hem dediğiniz gibi takım uyumu, arkadaşlık, hem o takım sistemi oturtmak inanılmaz derece önemli. Ve transferlerde bombalarda patlatıyor Trabzon. Trabzon doğru yolda kesinlikle katılıyorum yani. Bir de şey ihtiyaca binaen yapılıyor. Şimdi bazen şimdi şampiyon olursun. Hadi dersin böyle dolduralım 8-10-12 tane bir furya sonu hüsran olur. Şimdi bakalım bugün açıklanan isimlere baktığım zaman Trabzonspor'un sol bek ihtiyacı var mı? Var. Net olarak var. Sağ tarafta Perez'in sakatlığı vardı. Larsen oynayabilecek bir oyuncu ihtiyaca binaen alınmış. Evet. Bu sene stoperlerden ağzı yandı. Sakatlık oldu, Covid oldu, ceza oldu. Tek kulvardaydı. Oradan kurtarabildi yani hoca. Sıkıntı yaşayabilir Şampiyonlar Ligi serüveninde. Orayı güçlendiriyor. Yine 6 numara 8 numara bölgesinde o aslında kalabalık bir oyuncu grubu var orada ama iki taraflı oynayabilen, hem altı oynayabilen, hem sağ bek oynayabilen Doğucan'ı yine kadroya kattı. Baktığın zaman öyle kadro derinliği ile beraber aslında direkt oynayabilecek ihtiyaca binaen transferlere yapılıyor. Şimdi Umut Bozok dediğin adam da Süper Lig'in gol kralı. Evet, gol tabii. kralını alıyorsunuz tabii, yani. Çok formda. Milyon euroya. Tabii burada detayları yine verecektir Yunus Emre Sel. Biraz kontrollü gidiyor mu Trabzonspor? Ben onu önemsiyorum. Çünkü ekonomik açıdan mı? Tabii çünkü Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para bazen baş döndürüyor. Beşiktaş bunu yaşadı, Galatasaray bunu yaşadı ve sonu çok iyi olmadı. Hani Dansville bugün açıklandı, imza paraları vesaire. Şimdi 2,5 Umut kabul edilebilir ücretler var. Biraz fazla olabilecek ücretler var. Burada biraz kontrollü gitmesi lazım. O kontrolü kaybettiğiniz andan itibaren olur ki işler ters gittiği zaman maddi olarak sıkıntı oluyor. Bir sene sonrası, iki sene sonrası. Ama dediğim gibi burada transferlere itiraz edebilecek şu an hiçbir transfer yok. Hepsi ihtiyaca binaen gayet herkesin gözünün olduğu transferler. Geleceğe yönelik hem genç dinamik oyuncular alıyorlar. O da çok siz önemli. Siz nasıl buldunuz Levent Kartop? Bir kere zaten şeye altını çizmek lazım. Geçen sezon da böyle yaptı Trabzonspor. Evet. Yunus sen de arada dahil olabilirsin tabii eksik olduğumuz yerlerde. Yani transferleri yine erkenden bitirdi. Marek Hamšík, Cervinho gibi çok önemli futbolcuları çok erken bitirdi. Onun meyvasını topladı. Şimdi bu senede aynı şekilde yine yani buradan şunu anlıyoruz herhalde değil mi? Baya baya hazırlanılmış. Bütün plan program belli. Ve sadece kağıt üstünde teoride yapılmamış bu plan. Evet. Pratiğe de uygulayabilmek de mesele. Yani siz kağıt üzerinde yaparsınız ama uygulamaya geçtiğinizde bunda başarılı olamazsınız. Hiçbir anlamı olmaz o planların. Burada ekip de çok doğru noktalara temas ediyor demek. Şimdi ekip baktığınızda Egemen Korkmaz, Orhan Ak, yani Tolga Hocalar da şeyde analiz bölümünde. Yani ekibi gerçekten de çok donanımlı. Ne zaman arasam maç izliyoruz, oyuncu izliyoruz. Sürekli böyle. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela Levent Kartop izleyecek değil mi? Bir gidiyor Egemen izliyor. Bir tek Orhan Ak, bir de Orhan Ak izliyor. Başka bir scout'u izliyor. Bu çok önemli. Herkesten görüş alıyor. Ve derslerine çok iyi çalışıyorlar. Trabzonspor'da kolay kolay da hata yapmıyor bakın. Abdullah Hoca ve ekibi. Ya mükemmel bir işler. Oturtmuşlar da sistemi. Sezon başı biraz önce dediğim gibi uyum sorununu atlatmak için de sezon başı kampını takım olma anlamında, o sistemi oturtma anlamında da yani %90'ı transferin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki olur ya sakatlık olur, şey olur. Orada takviyeler de olacaktı. Ben ekip işi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de sağlam bir ekip var Abdullah Hoca'nın. Yani bu tek başına yapılacak bir şey değil. Güzel bir ekip oluşturmuşlar. Scout ekibi de sağlam bir şekilde her yerdeler. Ben hangi maçı izlesem
mutlaka Trabzonspor'dan birileri maçları izliyor, takip ediyor. Hem bir de altyapıları da izliyorlar. İzleyenler tabii bilmiyordur. Sen de sık evet. sık maçlara gidiyorsun, evet. izliyorsun. Kesinlikle. Gittiğin her noktada bir Trabzonsporlu yetkili veya Trabzon, Alanya, görüyorum hep Antalyaspor. Bunlar hepsi güzel bir şekilde scout ekiplerini oluşturmuşlar. Başakşehir o şekilde. Yani en çok sık rastladığın ekipler bu takımlardan. Evet, mı? Evet. Genellikle bu dört takım. Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor, evet, Başakşehir. Scout ekipleri gerçekten de hem Antalya'nın da olsun güzel bir şekilde çalışıyorlar. Semersin'de alıyorlar. Bakın yani gördüğünüz Antalyaspor da iyi yerlerde, Alanyaspor evet. iyi yerlerde. Bunlar böyle sadece menajerlerin başarısı değil bu. Bu bir ekibin işi. Tabii. Yani eğer sen dersine iyi çalışmazsan ne yapacaksın? Menajerlerden medet umacaksın. İşini saygıyla yapan menajerlere asla iş yapmıyorum ama dediğim gibi yani eğer ekibin sağlamsa gelecek en iyi futbolcu sen bulursun. Yani daha iyi. Bak biraz önce dedi ki Abdullah Hoca ikna ediyor. Kendisi de görüşüyor transferlerle. Bu çok önemli. Bir oyuncuyu etkilemek için yani gidersin görüşürsün yönetici ama belki bazı şeyleri aşamazsın. Ama bir hocanın birebirde de görüşmesi etkileyici oluyor. Abdullah Hoca ve ekibi de bunu bu şekilde çok güzel yapıyor. Yani Trabzonspor doğru adımlar atıyorlar. Hem genç hem dinamik takım kurmaya çalışıyorlar. Ben gelecekte de zaten bu yabancı sayısının düştüğünde de bunların semeresini göreceksiniz. Hem Trabzonspor hem Fenerbahçe de yapıyor bunları. Evet. Güzel çalışıyorlar. Bunun semeresini de alacaklar diye düşünüyorum yani. Şimdi Yunus Emre Sel'e dönmek istiyorum. Yunus, Larsen üzerinde tabii ki şimdi taraftarın daha çok merak ettiği noktalardan birisi sağ bek pozisyonu. Bir, Bruno Perez var takımda. Larsen onun önünde mi olur diye soranlar var. Onun dışında yoksa bir rekabete mi girecekler onu merak ediyorum. İkincisi, benim bugün edindiğim bir bilgi, bilmiyordum daha önce. Adem Yiğit'in de kulaklarını çınlatalım. Trabzonspor Larsen'i daha önce Udinese'den önce de Avusturya Wien'deyken yani en son 2017-18'de oynamış. O zamandan bugüne kadar Trabzonspor scout ekibinin listesinde olan ve takip edilen bir futbolcuymuş. O dönem alınamamış. Udinese'ye gitmiş. Daha sonra şimdi kısmet olmuş. O Larsen meselesini biraz senden detaylandıralım. Tabii Adem Yiğit o zaman Trabzonspor scout ekibinde çalışıyordu ve gerçekten süreci en yakından bilen isimlerden bir tanesi. Larsen'in en büyük avantajı şu Koray. Sadece sağ bek olarak düşünülmemeli. Sol bek de çok uzun zamandır sol bek olarak oynuyor. Stoper olarak oynayabiliyor. Hatta Danimarka milli takımında sol açık olarak da görev yapabildi. Yani bir taşla dört kuş vurdu adeta Trabzonspor. Çünkü Dorukhan Toköz'den bu verimi fazlasıyla aldı. Orta sol olarak aldı o Dorukhan Toköz'den. Hem stoper olarak verim aldı hem sağ bek olarak verim aldı. Sol stoper olarak aldığı Dansville'den hem sol bek olarak verim aldı. Hem sağ stoper olarak hem de sol stoper olarak verim aldı. Yine Gianni Semedo'yu direkt forvet olarak düşünüyoruz. Ama forvet arkası bazen 8 numara ki Kayseri maçında 8 numara oynadı. Bazen sol kanat bazen sağ kanat birçok bölgede çeşitli olarak kullandı bu tarz isimleri. Ve bu tarz oyunculardan yani farklı mevkilerde oynattığı oyunculardan üst düzey verim alınca şu an gündemindeki tüm oyuncular birkaç farklı mevkide oynayabilen oyunculardan oluşuyor. Buna Doğucan Haspolat'ı da ekleyebiliriz. Yine Marlon'u da bu şekilde ekleyebilirsin. Bu tarz isimlerle görüşüyor şu an itibariyle Trabzonspor. Larsen'le ilgili süreç şuydu. Larsen'le aslında çok uzun zamandır görüşüyor Trabzonspor. Transferi bitirme aşamasına çok önceden geldi. Ama şunun kararını vermek istedi kulüp. Yani Larsen'i alırsak sol bek'i Türk almak zorundayız. Ama sol bek'e bir yabancı alırsak ki Alioski olur veya Barisic olur bu tarz birini alırsak bu kez sağ stoperi veya sağ bek'i yerli almak zorundayız. Burada da maliyetler daha ön plana çıkınca Larsen serbest statüde olduğu için ağır bastı ve özellikle Cornelius'un da takım arkadaşıyla ilgili çok ciddi övgüler yağdırdığını söyleyelim. Ama buna ek olarak Trabzonspor'un scout şefi İhsan Gündüz Derelioğlu da birçok maçını bizzat canlı olarak izledi Larsen'in ve teknik ekibe bu oyuncunun alınması konusunda çok ciddi referans oldu. Serbest statüde yer aldığı için Trabzonspor adına önemli bir fırsat transferi olarak gözüküyor. Udinese'de de özellikle sezonun ikinci yarısında çok fazla oynamama sebeplerinden biri bir teknik adam değişikliği ama daha çok sözleşme uzatma önerisini kabul etmemesinden kaynaklanıyor. O yüzden de bir ciddi bir fırsat transferi Trabzonspor adına. Şunu da çok kısa sorayım. Bruno Perez'in önünde mi olur sağ bekte peki? Hocanın şimdi tercihi Serkan ne olur? Hasan sakatlandı. Serkan Hasan sakatlandı. Yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacak. Bruno Perez'in sakatlığı var. Onun da bir ay içerisinde dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak. O teknik direktör Abdullah Avcı da söyledi. Gitmeden sakın benim yerime transfer yapma dedi ama
Trabzonspor Kulübü'nün de Şampiyonlar Ligi hedefi var. Gruplara kalma hedefi var ve devamında lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu yüzden sıfır risk politikasıyla ilerliyor takım. Devre arası çok ciddi bir puan farkı olmasına rağmen Visca'ya çok ciddi yatırım yaparak bu takım şampiyonluğa ulaştı. Dolayısıyla bu sıfır risk politikasının bir transferi aslında Larsen. Ama Larsen, Bruno Perez geldikten sonra belki sol bek olarak denenecek, belki sol açık olarak denenecek. Birçok bölgede joker olarak oynayacak bir oyuncu. Bruno Perez varken Abdullah Avcı'nın zaman zaman Dorukhan'ı da sağ bekte oynattığını gördük. Maç maç düşünüyor. Bu yüzden böyle bir tercih yapabilir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Belki bir sistem değişikliğine gitme düşüncesi de var Abdullah Hoca'nın. Bunu kampta deneyecektir tabii ki. Yani üçlü sisteme geçiş çok kolay değil. Yani burada tabii değerli isimler var. Onlar çok daha iyi yorumlar bunu ama o yüzden belki bunu deneyeceği sistemde çok farklı bir yere de konumlandırabilirler seni veya Bruno Perez'i. Üçlü oynayabilir mi Trabzonspor? Oynar. Oynar. Niye oynar? Çünkü arkadaki üçlü yani ağır değil bir kere. Çabuk oyuncular ve topu da iyi kullanan oyuncular olacak. Yani oynayacak kapasite sahip. Zaten bek oyuncuların da çabuk geri dönüşleri de iyi. Yani çok rahat oynayabilir. Çok rahat oynayabilir. Bu sistemde oturtmak için de sezon başı çok önemli. Yani gelip de hani sonradan macera arama gerek yok. Bir de Trabzonspor 3 kulvarda en iyi şekilde mücadele etmek zorunda. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig. Yani kolay değil yani. Alternatif kadro kurması gayet normaldir. Bu yapılan isimler de transferler de bence çok da yerinde. İleriki zamanlarda zaten bunun karşılığını görecekler onlar da. Ergin Aslan, sana dönmek istiyorum. Şimdi Larsen transferinden bahsettik. Yunus söyledi, çok yönlü bir oyuncu. Yani farklı noktalarda da kullanılabilir diye. Bruno Perez özelinde birazcık konuşmak istiyorum. Yeterli bir performans görüyor musun? Nasıl değerlendiriyorsun Bruno Perez'in performansını? Şanssızlıklar yaşadı. Yoksa Bruno Perez çok kariyerli bir oyuncu. Hatta geldiğinde çok takdir edilen bir transferdi Trabzonspor açısından. Ama o şanssızlıkları yaşadığınca biraz da yaşın getirdiği bir şeyle o ritmi bir türlü bulamadı. Velev ki bulduğunu düşünelim. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdiğini düşünelim Perez'in. Yine ikinci bir sağ bek lazımdı tabii, oraya Trabzonspor'a. Şimdi bu tarz takımlar da böyle herhalde 60 maça yakın bir serüveni olacak Trabzonspor. Tabii, Türkiye Kupası, tabii, Şampiyonlar Ligi. Üçer gün araya maçlar sıkışıyor. Dolayısıyla orayı Trabzonspor gibi artık hedefi biraz daha bu sene yükseltmiş. İşin içine Şampiyonlar Ligi'nin girmiş olduğu takımda orayı tamamlayıcı, hatta iki tane sağ bekin var gibi düşüneceksin. Hangisi öndeyse orada da bir de rekabet oluşturacaksın. O kapacak formayı. Ben doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın sistemine de uyar. Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maç serüvenine biraz baktım. Sonradan dahil olduğu maçlar, oyunlar oldu Larsen'in. Fizik kalitesi de iyi. İyi bir yani... de şey, Abdullah Hoca'nın en sevdiği şeydir. Sistem ve çok evet. Sadık bir adam. Yani, Danimarka'dan aldığın adamla sistem uyar zaten. Bravo. Yani... Kuzey ülkesi. Kesinlikle. Ve Abdullah Hoca bayılır, tamam mı? Yani o taktiğinin evet. Sisteminin dışına çıkmayacak, kafasına göre hareket etmeyecek adama. Kuzeyliler de bunun için biçilmiş kaftandır. Kesinlikle. O açıdan hoca öyle bir anda yapılacak bir transferdir. Evet. Onun çalışmasını çok iyi yaptıklarını evet. Düşünüyorum yani. Bir de tabii hocanın kafasını rahatlatan şöyle bir şey var. Çok bindirmesini beklemezler senden. Evet. Zaten çok sağ ve sol bekten onları beklemiyor Abdullah Hoca. Niye? Ön tarafta zaten Visca oynuyor. Yani tabii. Öyle bir ihtiyaç yok ki. Şimdi solda yeme hikayesi bitti. Ben izlerken bayılıyorum. Mesela içim eriyor futbolda. Yani şey gibi, sanat eseri gibi bakıyorsun. Öyle oyuncular bunlara bakayım ama şimdi bazen ne oluyor? Onun arkasında oynayana diyorsun ki Allah yardım etsin. Çok yoruluyor adam arkada oynayan. Doğru. Şimdi Trabzonspor'da sol oynayacak adam, sol bek oynayacak adam geçen seneye göre biraz şanslı. Muhtemelen sol öne de bilmiyorum onunla ilgili detay verecek mi Yunus Emresel? Sol öne de biraz böyle daha sisteme, takıma uygun, takım oyununa uygun kademe yapabilen, sol bekle beraber zaman zaman hareket eden bir isim koymayı düşünecektir, planlayacaktır evet. Hoca muhtemelen. O yüzden bu sene Trabzonspor'da sol bek oynamak geçen seneye göre daha rahat, biraz daha kolay, rahat olacak. O zaman günün en önemli konularından birisine geçelim Yunus. Vakeme meselesi bir de bir sona erdi. Muazzam bir futbolcu yani. Futbolu sevdiren oyunculardan. Vakeme gibi isimler. Bugün ben de radyoda da birazcık, A Spor Radyo'da da spor trafiği programında konuştuk. Vakeme'ye veda edebilirsiniz. Dileyenler mesaj atsın dedik. İnteraktif evet. Bir program. Bir Fenerbahçe taraftarı mesaj attı. Güzel. Bize yaşattıkları için Vakeme'ye çok teşekkür ediyoruz. Ona doyamadık dedi. Yani bir Fenerbahçe evet. Taraftarı, hakikaten kulaklarını da çınlatalım dinleyenimizin. Böyle bir mesaj attı. Öyle bir futbolcuydu Vakeme. Trabzonspor taraftarının hissiyatı nasıl, etrafında gözlemlediğin nedir? Muhtemelen içleri buruktur ama ben şahsi fikrim bu. Doğru bir zamanlama olduğunu ayrılık için düşünüyorum. Ama sen neler söylersin?
Koray öyle bir anlattın ki anlatırken tüylerim diken diken oldu. Çünkü gerçekten hani futbol seven birinin Vakeme'yi sevmeme ihtimali yok. Yani bunu takım ayırt etmeksin. Çünkü onun top ayağına geldiğinde ne yapacağını kestirmek çok zor. Bir anda ya çok yavaşmış gibi gözüküyor ama neredeyse yani tabiri caizse yürüyerek karşısındaki adamı eksiltip bir anda pozisyon üretebiliyor. Çok özel bir oyuncu. Yani yaptığı katkı ortada, şu anda siz de ekranlara yansıtıyorsunuz. 4 yılda inanılmaz bir gol asist sayısına ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok çok özel bir isim. Ama şöyle de bir gerçek var. Trabzonspor yönetim kurulu adına en yetkili isimler Başkan Ahmet Ağoğlu ve As Başkan Ertuğrul Doğan şu açıklamayı yapmıştı. Biz Anthony Vakeme'ye değer verdiğimizi göstermek adına takımın en fazla kazanan ismi olan Marek Hamşik'in kazandığı rakamı kendisine önerdik. O bu teklifi kabul etmedi. Biz uzun süre cevabını bekledik ifadelerini kullanıyor. Nedir bu en yüksek rakam? 1,5 milyon avro maaş. Bu maaş limitini hiçbir oyuncu için aşmıyor Trabzonspor ama imza parası ve bonuslar şeklinde daha yüksek rakamlar ödüyor tabii ki. İşte bu rakamlardan birini kazanan da Marek Hamşik 2,4 milyon avro civarında bir rakam kazanıyor. Ve bu rakam Vakeme'ye önerildi. Vakeme'nin beklentisi 3 milyon avro seviyelerindeydi. Aslında aradaki rakamsal farklılık kapanabilecek seviyedeydi. Ama esas anlaşılamayan nokta Vakeme 3 yıllık sözleşme bekliyordu. Yaşı itibariyle yaptıklarıyla birlikte bunu hak ettiğini düşünüyordu. Ama Trabzonspor Kulübü de 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etti kendisine. Fikir ayrılığının esas çıkış noktası burası oldu. Ama Abdullah Hoca da lig bittikten sonra düzenlediği basın toplantısında şu ifadeyi çok net bir şekilde kullandı. Bu sezon tam 8 farklı ismi sol bekte oynatmak zorunda kaldık dedi. Az önce Engin Aslan da söyledi. Yani Engin Aslan Vakeme'nin arkasında oynayan kişi, sol bek oynayan kişi gerçekten çok ciddi zorlanıyor. Çünkü Vakeme tamam hücumda inanılmaz yetenekli bir isim. Yani takıma kattıkları ortada ama savunma katkısı anlamında aynı desteği ondan görmek çok mümkün olmuyor. Bir tarafta Visca adeta pozisyon gereği zaman zaman bek olarak oynuyor. Ama bir tarafta da Vakeme olunca bunun zorluğunu sol bekler çekiyordu. 8 farklı isim denendi bir sezonda sol bekte. Vakeme veda mesajında sistem dolu bir mesajdı aslında. Benim marka değerimi düşürüyorlar. Ben ayrılıyormuşum gibi bir hava oluşturuyorlar diye. Ama Trabzonspor yönetimi de en yetkili isimlerden çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Şimdi Vakeme'nin yerine Trabzonspor aslında alacağı ismi belirledi. Henüz transferini gerçekleştiremedi. Ama ancak alacağı ismi belirledi. O da Trezeguet. Kasımpaşa Kulübü'nde yaptıkları ortada. Başakşehir Kulübü'nde yarım sezonda ulaştığı inanılmaz bir istatistiksel başarı var. 13 maçta 6 gol 4 asisten bahsediyoruz. Ve Emre Belezoğlu'nun takım oyunu içerisinde bunu başardı. Dolayısıyla Abdullah Hoca'nın da yine aynı takım oyununu, yani bireysel yeteneklerden ziyade takım oyununu ön plana çıkarmaya çalışan mantalitesinde Trezeguet önemli bir boşluğu doldurabilir ama süreç şu şekilde şu anda. Trabzonspor Aston Villa kulübünden izin alarak oyuncunun sözleşmesi devam ettiği için oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Kendi oyun planından, gelecek sezonda Trezeguet'i nereye koymak istediğinden çok detaylı bir şekilde ona bahsetti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi. Pazartesi günü gelmesi bekleniyor. Pazartesi günü geldikten sonra süreç devam edecek. Ama Aston Villa kulübüyle de henüz bonservis konusunda rakamsal farklılıklar var. Çünkü Aston Villa oyuncuyu kiralamak istemiyor sezon sonunda sözleşmesi biteceği için. Bonservisiyle vermek istiyor. Trabzonspor'da az önce yine söylendi. Şampiyonlar Ligi'ne hesaba katarak çok yüksek rakamlarda uçup Beşiktaş'ın yaşadığı travmayı yaşamak istemiyor. O yüzden biraz da ayaklarını yere sağlam basmaya çalışıyor ama Trezeguet'e tabii çok özel, farklı bir oyuncu. Şüphesiz. Şimdi Vakeme'nin gitmesi tabii ki bir olay. Yerine transfer yapmak ayrı zor bir olay. Çünkü değil mi? Kimi getirsen birazcık sallandığı zaman ya keşke yollamasaydınıza dönecek iş. Yani kolay bir iş de değil. Mesela Trezeguet doğru isim mi? İkiniz de Ergin'den başlayalım. Bir örnek vereyim, tüme varalım oradan. Bir Ahmet abi var. Ofiste böyle çalışan, dışarıda biraz çalışıyor bahçede. Her gördüğünde beni Vagayemen olacak. Vagayemen. Yani 24 saat Vagayemen. Biraz onun adına da biraz fazla üzüldü tabii. Çok seviyordu. Hani Vagayemen ayrıldı. Ama şöyle, ben Süper Lig'de kalsın isterim. Gerçekten çok keyif alıyorum. Hani televizyondan izlerken ayrı keyif alıyorum.
tribünden izlerken ayrı keyif alıyorum. Umarım kalır. Ama şimdi Trabzonspor'dan ben iyi iş çıkardım, fedakarlık bekliyorum demen için o geçmiş 4 yılda Trabzonspor'un sana hakkını vermemiş olması lazım ki tabii. Son imzanda diyesin ki hadi buna fedakarlık yapalım. Zaten evet işini yaptı, çok iyi yaptı. İyi şeylere ulaştı ama Trabzonspor verdi zaten hakkını. Şimdi oynadığı takımlar içerisinde 33 yaşında Vakayeme en büyük takım Trabzonspor baktığın doğru. zaman. En büyük camia Trabzonspor. İşte Hapoel'lerde, kulüplerde vesaire. Küçümsemek anlamıyla tabii ki söylemiyorum ama şimdi Trabzonspor forması giyiyorsunuz. 33 yaşındasınız. Arap Yarımadası dışında bu parayı hiçbir yerde bulma şansınız yok. Bu yaşta son sözleşme Avrupa'da 750 bin euro girer minimum, maksimum cebinize. Çok iyi bir para Yunus Emre Selin söyledi. 2.4 milyon euro çok iyi bir rakam bu yaşta bir oyuncu için. 3 yıllık sözleşme verecek yerde bulamazsın. Bence bulamaz. Yani en azından evet. bu coğrafyada ve batıda bulamaz. O tarafı bilmem, doğu tarafını. Trezeguet doğru bir isim ve bildiğimiz bir isim. Şahit evet. olduğumuz, canlı gözle izlediğimiz bir isim. Vakayeme kadar da istatistikleri bireysel olarak çıkmasa da bazı sezonları var ki çok ciddi patlamalar yapmış bir adam. Valla az önce şey için, Larsen için söylediğimi söyleyeyim. Trezeguet, o da çok seveceği bir adam şeyin, Abdullah Avcı'nın. Visca'nın sol tarafta oynanını düşün, patlamalı. Vakayeme adam eksilterek evet. gidiyor, bizim gözümüze hoş geliyor ama Trezeguet patlamalı gidiyor. Visca'nın solda oynayanı gibi. Trabzonspor daha bismillah Haziran ayı bitmeden bir göz korkuttu Süper Lig'de. Bakalım ne olacak yani, öyle bir giriş yapıyor yani. Evet. Şimdi ekranda KJ'mizde görüyorsunuz. Uğurcan'a yurt dışından teklif geldi mi? Milli kalecinin menajeri açıklıyor birazdan diye. Az sonra, çok kısa bir süre sonra Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, aynı zamanda da abisi bizlerle birlikte olacak. Hatta şu anda hoş geldin diyelim. Necdet Çakır merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyoda Ergin Aslan ve teknik direktör Levent Kartop'la birlikteyiz. Tabii ki herkesin merak ettiği o soruyu biraz sonra soracağız ama ben birazcık daha şeyi istiyorum şu anda. Ergin, sen de biliyorsun futbolculara ulaşmak eskiden daha kolaymış, 90'larda özellikle 2000'lerin başına kadar diyebiliriz. Şu an çok kaptan daha zor. Bilir, direkt sahadaki değil mi? Yani evet, Levent evet. Kartopa'ya 90'larda ulaşabiliyorduk. Şimdi ulaşamıyoruz. Bu kadar yaşlı değilim ya. 2000'lerde. Espri yapıyorum tabii ki. Yok canım. Şimdi biraz Uğurcan'ın bilinmeyenlerini soracağız sana özellikle. Çünkü hem menajerisin hem de abisisin. Bir kere şunu evet, biliyorum. Uğurcan Çakır'ın geçen sezonki başarısında sadece o Allah vergisi yeteneğinin tabii ki büyük bölümü o. Ama kendisinin de yani hırsının, azminin ve çok çalışmasının büyük rolü var. Kesinlikle. Bunda da önemli bir faktör var. Bireysel antrenör getirip Trabzon'a çalışması. Önce oradan başlamak istiyorum. Nasıl bir tercih yaptı Uğurcan? Neler yaptı geçen sezonda bu şampiyonlukta bu kadar büyük pay sahibi olabildi? Ya öncelikle tabii kişisel gelişim için bir ekibi var Uğurcan'ın. Her zaman yani birkaç senedir çalıştığı bir ekibi var. Onlarla beraber sürekli mental olarak kendini hazır tutması gerektiğini biliyordu ve sürekli onlarla çalışıyor. Şu anda da bireysel antrenörü var. Bir yıldır ondan önce kendisi bireysel antrenman yapıyordu ama daha profesyonel biriyle çalışması için hem menajeri hem abisi olarak ben de yönlendirdiğim araştırma yaptım ve İstanbul'dan bir antrenörle çalıştık. Ve bu sene performansını katlayarak ileriye taşıdı. Evet. Şu anda da tatilde herhalde. Şu an tatilde. Çok güzel bir sezon geçirdi. Şampiyon oldular. Ve şu anda keyfini çıkarıyor. Tadını hakkıdır. Çıkarıyor ki hakkıdır da. Şimdi tabii Uğurcan'la ilgili olarak çok fazla kulübün adı geçiyor. Trabzonsporları evet. ve yine futbol severleri çok fazla meraklandırmayalım. Bu arada Yunus Emre Sel de bizimle birlikte. Yunus, soru sormak istersen lütfen sen de dahil tamam. olabilirsin. Biz sürekli konuşuyoruz zaten. Evet, o fotoğraf Uğurcan mı, Necdet Çakır? Ya şöyle yani, ilk başta aynı. Bir maşallah yani. Bir küçük kadar kardeşleri benzer. Var aynı. Ya benim halı saha ekibim bunlar. He. Tabii. Tabii. Mükemmel bir ekip. Kardeşi de var aynı. Hepsi aynı. Babası da hani hepsi babasına benzemiş. Hepsi babasına benzemiş. Yani. Evet. evet. Değil mi Necdet? Birbirimize benziyoruz. Her gören benzetiyor. güzel bir şey. Necdet Çakır, Trabzonspor'un tabii kalesini başarıyla koruyor Uğurcan. Milli takımda da aynı şekilde iyi performans sergiliyor. Ve çok fazla takımla adı anılıyor. Öncelikle bu süreçler Uğurcan'a nasıl, siz nasıl bakıyorsunuz? Bir takım adından ziyade tabii ki öncelikle
kariyer planı nedir mesela? Uğurcan'ın daha küçükken yaşları, hedefleri neydi, hayalleri neydi? Oradan başlayalım birazcık. Hayali neresi mesela, hangi lig? Ya aslında Uğurcan, sene içinde biz bu konuda Uğurcan'ı hiç rahatsız etmedik. Trabzonspor'un şampiyonluğuna odaklandığı için kendisi. Ama arka planda çok büyük bir çalışma yaptık. Ben ve ortaklarımla beraber. Yaz transfer dönemi için ve şampiyonluktan sonra Uğurcan'ın hayalleri için bir çalışma yaptık. Ve belli bir noktaya geldik. Tabii burada Uğurcan'ın çok iyi bir sezon geçirmesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için çok önemli bir etken oldu. Güzel bir dönemdeyiz, transfer sezonu. Bakalım, dört büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktörlerle ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Ama şu anda tabii transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Siz de farkındasınızdır. Avrupa'da özellikle. Ve serbest olan kaleciler var. Serbest olan kalecilerin de yer değiştirmesi söz konusu. Sürekli sportif direktörlerle ya da yöneticilerle konuşma halindeyim. Dört büyüklükten talepler var. Ama tabii söylenen bonservis, yani basında geçen bonservislere ulaşılması çok zor. Çünkü ben buradan açıkça söylüyorum, Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10 ila 15 milyon euro arası. Üstü çok zor olur Türkiye'den çıkışında. Türkiye'den çıkışında diye altını çizdin. Özellikle o noktayı soracaktım ben de. Bugün Uğurcan Süper Lig değil. Hani hep marka değerinden bahsediyoruz ya. Göz bebeğimiz Uğurcan'dan bahsediyoruz. Yani bu kadar başarılı bir kaleci. 10-15 milyon euroyu geçmez alınabilecek bonservis bedeli. Türkiye'den çıkışından dolayı diyorsun. Bugün herhangi bir Hollanda yani liginde olsaydı mesela Uğurcan Çakır veya Portekiz'de başka bir ligde çok daha yüksek bir bedelden bahsedebilir miydik? Tabii ki, çünkü Türkiye Ligi şu anda çok, Avrupa'dan yöneticilerle ya da spor direktörlerle görüştüğümde Türkiye Ligi çok takip edilen bir lig değil. Derbiler dışında maçların izlenebilirliği bile çok az. Ve Türkiye Milli Takımı'nın da C Ligi'nde mücadele ediyor olması da Uğurcan'ın Avrupa'ya transferini bir hayli zorlaştırıyor. Çünkü seviye, Türkiye Milli Takımı'nı siz de takdir edersiniz ki karşısındaki takımlar Türkiye'nin dengi takımlar değil ve kulüplerle, sportif direktörlerle konuştuğum zaman bunları Uğurcan'ın yeteneğini baz alacak değerli takımlar olmadığını söylüyorlar ve scouting yapmıyorlar bu maçlarla ilgili. Aslında çok acı şeyler söylüyorsun ya hakikaten. Evet. Bunlar tabii ben de çok üzülüyorum bir Türk olarak, ama bunlar Türk futbolunun gerçekleri. Bunları söylemek zorundayım. Doğru. Şimdi arka planda çalışma yaptık. Uğurcan'a sezon içerisinde bunu hissettirmedik çünkü bir hedefe gidiyordu dedin. Necdet Çakır belli noktalara kendisi de bize bunu söyledi, dedi ki ben Trabzonspor'un şampiyonluğuna odaklıyım, ondan sonra siz çalışmanızı yapın, sonuçta profesyonel bir iş yapıyor ve kafasının bulanık olmasını hiç kimse istemez, biz de bunun farkındaydık ve doğru çalışmaları yaptık. Şu anda Uğurcan da gerekeni yaptı, açıkçası çok iyi bir sezon, Türkiye'nin tartışmasız en iyi kalecisi olduğunu da gösterdi. O yüzden güzel bir transfer dönemi bizi bekliyor. Şöyle söyleyelim, siz de işinizi iyi yapmışsınız ki Uğurcan'ın performansına herhangi bir şey zaten yansımadı bu görüşmelerde. Belli bir noktaya geldik dedin, onu biraz açabilir miyiz? Yani görüştüğünüz kulüplerle mi belli bir noktaya geldiniz yoksa hazırlıklar anlamında mı? Şu şekilde açıklayayım, yani görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim. Sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi ki ben size Uğurcan'ın olabilecek bonservis değerini söylüyorum. Sözel bir şekilde bu raddelere ulaştık. Fakat tabii ki resmiyete dökülmeden, biliyorsunuz bu transferler her an her gün değişebiliyor. Resmiyete dökülmeden, ciddileşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Ama sözel bir noktalara geldik bazı kulüplerle. O zaman benim anladığım, yorum yapmaya da bilirsin Necdet Çakır. Sözlü olarak 10-15 milyon euro arası teklif sunabiliriz konuşulurken. Evet. Gelinmiş demek ki, bunları anlıyoruz. Bir sorum daha olacak. Daha sonra konuklarıma bırakacağım sözü. Çok planlı programlı çalışıyorsunuz. Bireysel olarak antrenörü buldunuz. Sezon içerisinde hissettirmediniz. Eminim Uğurcan'ın kariyerine yönelik bir de bir plan çizmişsinizdir. Bir yol haritası çizmişsinizdir. Şimdi tabii benim de gönlümden geçer. Uğurcan'ı Liverpool'un kalesinde göreyim, Real Madrid'de göreyim, dünyanın en iyi, en üst seviye takımlarında göreyim. Peki doğru strateji acaba Liverpool, Real Madrid gibi böyle çok üst düzey takımlardan bir teklifi değerlendirmek mi? Ki var mı yok mu bilmiyorum. Ya da
Avrupa'da önce bir basamağı daha basıp oradan zıplamak mı daha sağlam bir adım olur? Siz bu konuda bir yol haritası çizdiniz mi? Az önce siz de çok güzel bir şey söylediniz. Normal şartlarda Uğurcan'ın Türk pasaportu olmasa bugün dünyanın bütün büyük kulüplerinde oynayabilecek bir yeteneği var. Bunu geçen bir programda da Burak abinin, Burak Yılmaz'ın bir söylemesini gördüm. Orada da bahsetti bundan. Çünkü Burak Yılmaz Türkiye'ye damga vurmuş bir futbolcu. Avrupa'da sizi Fransa Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmiş bir futbolcu. O da söyledi. Uğurcan aslında bu yeteneklere sahip ama büyük takımların çoğunda şu anda birinci kalecileri sürekli devam ediyor. Şu anda Uğurcan bir basamak olarak bir kulübe giderse ve oradan sıçrama yaparsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Sorunuz var mı Levent Kartop? Biz zaten hep Antalya'da görüşüyoruz kendisiyle de. Yani hocam, gerçekten selamlar. Merhaba Necdet'ciğim, merhaba. Ailene de çok selamlar iletiyorum. Necdet de iyi futbol oynuyor, onu da söyleyeyim yani bu arada. Center forward. Tabii ailecek yani. Oynuyoruz hocamla beraber. Şimdi küçük kardeşleri diyorlar, küçük kardeşi de maşallah kaleci olurmuş yani, uzun boylu o da. En kısaları Necdet. O kadar. Yani biz hep görüşüyoruz. Yani gerçekten doğru planlamayla gidiyorlar. Atlamıyorlar. Ben birçok telefon görüşmesine şahit oldum. Yanındaydım. Avrupa'dan menajerler geliyor Antalya'ya. Görüşmeler de yapıyorlar. Yani çok sevindirici, gurur verici. Uğurcan da bu sezon gerçekten mükemmel oynuyor. Zaten 2-3 senedir mükemmel oynuyor. Ben Avrupa'da bizi temsil etmesini isterim. Bir Türk hoca olarak, bir Türk vatandaşı olarak. Evet. Doğru planlamayla gidiyorlar. Atlamıyorlar. Şu anda belki atlamış olsalar birçok menajere de yetki belgesi de verirlerdi. Hepsini araştırıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bir abisi olarak, bir menajer olarak doğru yolda ilerliyorlar. Ben inanıyorum en doğrusunu yapacaklarına inanıyorum. Hiç hata yapmayacağını düşünüyorum. Senin abi. Sorun var mı? Var. Necdet Bey, iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Şimdi 20 takım vardı Süper Lig'de. 25 kişi diyelim hocam oyuncu havuzuna bir takımın. 500 oyuncu yapar, doğru mu? Doğru. 500 oyuncu içerisinde bir numaraydı Uğurcan Çakır. Yani kesinlikle. Herhalde bu sene tartışmaya kapalı bir konu. Şimdi yetenek kaybolmaz. Şöyle bir avantajı var bence Uğurcan'ın. Tabii ki burada Kayseri Spor'a, Sivas Spor'a karşı, Göztepe'ye karşı kurtardığı şutun da kıymeti çok ama şimdi Cenk Tosun'u 23 milyon euro yapan şey Benfica, Monaco, Porto maçlarıydı. Ozan Kabak 3 maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Hikayesi 10 milyon eurolara bir anda çıktı. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şimdi Uğurcan Çakır velev ki bu sene istediği şey olmadı. Transfer. Trabzonspor formasıyla bir görsün bakalım Napoli maçı, Atletico Madrid maçı. Bir görsün. Avrupa sahnesi. Tabii tabii, bu maçlara bir oynasın. O yetenek kaybolmayacağı için ve kalecilik de her artı bir yıl önemli bir tecrübe demek. Önemli bir katkı demek. Yani zaten hikayesi bambaşka bir yere. Biz istesek de istemesek de işin sonunda birkaç sene sonra gidecek Uğurcan'ın. Bence Necdet Bey, nacizane bu sene eğer ki Uğurcan'ın kafasındaki şey transfer olmaz, siz bence mental olarak, ki o da çok sağlam bir çocuk, çok aklı başında bir çocuk. Evet. Mental olarak ayakta düşmeden kalmasını sağlamak en önemli şey. Bu sene olmasa da Şampiyonlar Ligi serüveninden sonra Uğurcan'ın hikayesi zaten bence tutmak istesek de tutamayız yani Allah'ın izniyle. İnşallah inşallah, tabii kesinlikle. Mental olarak ayakta kalsın yeter ki. Bir Avrupa görsün diyor Ergin yani. Trabzonspor'la birlikte Şampiyonlar Ligi. O olmazsa hani istediği transfer, tabii. Bu bir kayıp değil. Şampiyonlar Ligi oynayacak Trabzonspor formasıyla, değerini bence kat be kat. Yavaş yavaş reklama da yaklaşıyoruz. Yunus, varsa çok kısa senden de bir sorun varsa iletmeni rica edelim. Tam aslında Ergin Aslan'ın değindiği konuyla bağlantılı söyleyecektim. Belki playoff'ta Trabzonspor'un kalesini koruduktan sonra, grup maçlarından sonra transfer süreci olabilir mi? Çünkü orada birkaç maç oynayacak. Orayı bekleme gibi bir düşünceleri de var mı acaba? Ya, tabii ki Yunus abi, şu durum var. Uğurcan'ın istediği kulüpler ya da Trabzonspor'un menfaatleriyle uyuşan kulüpler gelmesi durumunda bunlar oturup konuşulacak. Ama Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada olması Uğurcan'ı tabii ki ileriye taşır. Dediğim gibi Türkiye Ligi'den ziyade Cenk Tosun'un transferinde dolduğu gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa arenası önemli rol oynuyor bu transferde. Ama bekleyip göreceğiz. Son sorum olsun, onunla da teşekkür edelim. Böyle hiç aranızda konuşurken, abi ya Necdet abi, ben şu lige gitsem tozunu attırırım, 2 sene içinde de orada en iyi kaleciler arasında girerim dediği bir lig var mı? Uğurcan kendisi bir röportaj vermişti daha öncesinde. Yunus abiye mi vermişti bilmiyorum. O röportajda zaten gitmek istediği ligi söylemişti.
diye hatırlıyorum Premier Lig demişti. Premier Lig zaten dünyanın en iyi liglerinden, başta gelenlerden birisi. Premier Lig olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü dinlemiştim, röportajında da dinlemiştim. Evet. Aramızda da konuştuğumuzda Premier Lig'i ne kadar sevdiğini her zaman söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz Necdet Çakır. Ben teşekkür İnşallah ederim. Hem sizin için, Uğurcan için, hem de Trabzonspor için tabii ki en önemlisi. Onları da tatmin edecek güzel bir teklif gelir. Allah yolunu, bahtını da açık etsin. Zaten yetenek var. Bundan sonrası da zaten kendi ellerinde, azminde. Bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Ben de stüdyodaki herkese çok selamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Davet ettiğiniz için iyi akşamlar. Her zaman bekleriz transfer raporuna. Güzel bir duruş ama. Çok, karakter göstermiş. Çok. Ben ilk önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu düşünüyorum şu anda. Transferi hiç kafasını karıştırmamış. Onlar da o yükü almışlar abisi, menajerleri. Bu güzel bir şey. Yani biraz önce dediğiniz gibi mental olarak da Şampiyonlar Ligi'nde dediğiniz gibi çok iyi maçlar çıkardıktan sonra ben Uğurcan'ın önüne açık diye düşünüyorum yani. Sen hangi lige yakıştırıyorsun Ergin Uğurcan'ı? Ya bu arada Trabzonsporlar diyordur ki ya oraya buraya gönderiyorsunuz ama Trabzonsporlar yazıyor, bana da yazıyorlar şimdi. Yani. Trabzonsporlar da yazıyor şüphesiz bana. Şüphesiz ama evet, herkes, tabii o yani artık geçen onun Premier Lig yakışır Uğurcan'a. En azından yakışır. La Liga. Kesinlikle. Yani baktığın zaman yakışır. La Liga'da yakışır. Serie A'da yakışır. Yani o 3-4 ligden bir tanesi olsun ama ya orta bir yer olmasın. Ben ona biraz şeyim yani. Gidecekse bu yetenek başka bir şey hak ediyor. Yunus Emre bırakmaya niyeti yok ama baksana Yunus orada. Emre Sel. Yunus Emre Şampiyonlar Ligi oynasın diyor. Premier Lig'e giderse en çok Yunus Emre Sel zararı uğrar. Niye diyeceksiniz? Çünkü fantazi futbol oynadığı için her hafta mecbur Uğurcan'ı koyar kaleye. Yani orada bir şey yap, gönül bağıyla hareket edebilirsin Yunus, değil mi? Doğru, kesinlikle ama yönetimin de şu hamlesi var. Bunu yok saymayalım. Yani tabii. Uğurcan Çakır şu an diğer yabancı oyunculara göre bayağı düşük bir rakam kazanıyor. Yönetim Uğurcan Çakır'ı tutmak adına ona çok ciddi bir iyileştirmeli teklif hazırlığında. Bakalım bu teklif sunulduktan sonra yaklaşımı ne olacak? Çünkü Uğurcan gibi bir kalecinin boşluğunu doldurmak çok kolay değil. Tabii. Hatta Başkan Ahmetoğlu'nun bir röportajı vardı. Şu ifadeyi kullandı. Bence bu aslında birçok kulüp için örnekte teşkil etmeli. Sattığım oyuncudan gelirin eğer ben %60'ını yerine alacağım oyuncuya harcayacaksam bunun hiçbir mantığı yok dedi. Yani Uğurcan Çakır satılırsa onun yerini nasıl dolduracaksınız? Bu çok çok kritik bir nokta. Bakalım süreç nereye gidecek? Son bir sorum Yunus, reklama da gideceğiz. Sana da teşekkür ediyoruz bu arada katıldığın için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bilgilendirdin. 10-15 milyon euro arası bir bonservis gelir dedi Necdet Çakır, Uğurcan Çakır'ın menajeri ve abisi. Bu rakam Trabzonspor'u sence tatmin eder mi? Çok kısa bir cevap rica edeyim. Yani 15 artı bonus olursa belki değerlendirebilir kulüp ama 10 milyon seviyelerindeki teklifi değerlendirme düşünceleri yok. Bunu çok net bir şekilde ifade ettiler ama 15 artı bonuslar. Bonuslardan kasıt evet. Tabii ki sonraki satış da olmak üzere. Çünkü az önce siz de söylediniz belki Türkiye'de değil ama başka bir takıma gittiğinde çok daha üst seviyeye transfer yapabilecek potansiyelde evet. Bir isim. O yüzden sonraki satış opsiyonu da çok çok önemli. Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, sana da iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Transfer raporuna devam edeceğiz efendim. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'daki sıcak gelişmeleri masaya yatıracağız. Birazdan buradayız. Transfer raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Trabzonspor enine boyuna konuştuk efendim. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi var. Türkiye Futbol Federasyonu takım harcama limitlerinin pazartesi günü saat 18'de açıklanacağını duyurdu. Tabii bu da kulüplerin merakla beklediği konulardan birisiydi. Bir başka hatırlatmamız, resmi transfer dönemi de resmi olarak bu akşam saatler 00 çift 0'ı gösterdiğinde başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek. Zaten hareketli girmiştik açıkçası. Daha da hız kazanacağını düşünüyoruz. Harcama limitleri konusu çok önemli değil mi Ergin şu an için? Tabii planlama yapacaklar şimdi bu takımlar. Ona göre oyuncu alacaklar, satacaklar. Federasyonun içinde bulunduğu durumdan dolayı bu işler biraz sekteye uğradı bu sene. Biraz gecikti. İvedilikle bunların halledilmesi lazım. Harcama limiti, yayıncı kuruluş ve yabancı sayısı çok çok önemli. Planlama için bu üçü çok önemli. Herhalde federasyon, ki onlara da yeni geldiler, hayırlı olsun diyelim, başarılar dileyelim. Umarım kavganın, gürültünün, patırtının, kütürünün olmadığı, yeşil zeminin, futbolun konuşulduğu bir yıl geçirirler. Olağanüstü kongreydi çünkü evet. Bir yıl sonra yine seçim olacak. İvedilikle 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bu 3 konuyu umarım çözerler. Şimdi tabii Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine de başarılar dileyelim. Ergin Aslan'ın söylediği gibi kısa vade çözülmesi gereken acil 3 konu vardı. Birincisi harcama limitleri, yayıncı kuruluş meselesi ve
transferi yine şekillendirecek yabancı futbolcu sayısı 8 artı 3 bir yıl daha devam edecek mi? Ki normalde daha önce planlanan 7 artı 4 olmasıydı. Bu 3 konu, ardından da uzun vade çözülmesi gereken zaten hakem meselesi, güven sorunu bunlar. Onlar ne kadar uzun vadede çözülür bilemem artık. 3 asır falan. Çok zor işte. Ama derslerine çalışmışlardı mutlaka yani. Ne zamandır yani açıklamasında yaptı ama çalışmalarını yapmışlar. Hatta bizim Deniz'den Süleyman Bey de, Süleyman Koca Sert de girmiş ekibe. Evet. Yani spor geçmiş olmuş insanlar da var yöneticilerde ama bu güzel. Ona da buradan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. İşleri güzel kolay bir yönetim değil. Kurulu. Tabii kolay değil. Dediğiniz gibi yani harcama limitleri çok önemli. Transferde yani gönderilecekler, kalacaklar, bunun belirlenmesi lazım. Ya kısa bir dönem kaldı artık. Şimdi kampa gidecek bu takımlar. Yani Ağustos'un başında lig başlıyor. Evet. Fenerbahçe sezonu açtı bile mesela. Yani yönetim kurulu dediğim gibi ben de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kolay bir iş değil. Zor bir iş gerçekten de. Yabancı sayısında da büyük ihtimalle de karışmayacaklar. Yine serbest bırakacaklar ya da yani aynı bu şekilde gidecek. Yani birden değişmesi çok zor ya. Çünkü altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz lazım. Bir sürü şeyler var. Bunları ilk önce oturtmamız lazım. Doğru. Onlara da başka bir programda değiniriz. Yani çok geniş günlerce çaplı. Günlerce konuşabiliriz zaten yani altyapı konusunu. Altyapı çok önemli inşallah. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz. Çünkü Beşiktaş'ta da Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Alspor'a bugün özel açıklamaları vardı. Özellikle Weghorst konusu çok merak ediliyor. Normalde dün bir cevap vermesini bekliyorduk. Ama süreç birazcık daha uzayacakmış. Bakalım Sayın Ahmet Nur Çebi neler söylemiş, izliyoruz. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Alspor'a yapmış olduğu özel açıklamaları dinledik. Weghorst konusunda özellikle birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu söyledi oyuncunun. Ergin Aslan'la devam edelim, Levent Kartop, senin de müsaadenle. Ergin, Weghorst konusu da taraftarın büyük bir heyecanla beklediği bir oyuncu. Yani santrfor meselesi geçen sezon Batu Şahin'in ardından. Evet. Şu an Weghorst ismi. Taraftar da heyecanlandırıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii. Sen nasıl değerlendiriyorsun süreci? Beşiktaş'ın derdine derman olabilir mi? Bence Valerian İsmail'in 8 maçlık serüvenini aklımıza getirdiğimiz zaman Weghorst biçilmiş kaftan. İstediği bir oyuncu. Direkt hocanın istediği bir oyuncu zaten. O yüksek boyu ve güçlü fiziğine rağmen füleli bir adam. O rakip yara alan preslerini falan yapabilecek bir adam. Lakin çok odaklandı Weghorst'a Beşiktaş. Yani sanki Weghorst yarın öbür gün olmadı. Ne olacak? Golcüsüz mü çıkacak Beşiktaş sahaya? Yani kamuoyunda Weghorst algısı oluşturulurken BCD planlarıyla, isimlerle beraber golcü arayışının yansıtılması lazımdı. Şimdi oldu ki Weghorst işi olmadı. Weghorst'a yarın da bir adam koyman lazım ki oraya o tepkileri dindiresin yani. Çok çok fazla odaklandı Beşiktaş. Ya bugün başkan gerçi güzel, gönlüne su serpti Beşiktaşların. Weghorst olmasa Sörlot ve Sörlotvari. Şimdi Sörlotvari dediğin adam da zaten rahat rahat o işi görebilecek bir adam. Geçen sene yanlış işler yaptı transferde Beşiktaş. Tutmadı yani. Onda karavana hepsi. Sayın Başkan, bu sene biraz gergin geldi bana. Yanlış derken mesela onu biraz açalım mı? Tutmadı diyelim. Tutmadı yanlış diyelim, demeyelim. Yanlış düzeltelim. Demeyelim, tutmadı. Ama şimdi Sayın Başkan dediği gibi taraftar istedi diye alınmış değil. Mesela Pjanić'i herkes en son gün öğrendi. Taraftar istemedi ki. Yani kim istemez Pjanić'i, ayrı bir şey ama. Evet. Yani taraftar baskısıyla alınmış bir oyuncu değil. Batu Şuay keza yine öyle. Sergen Hoca'nın vesaire raporu vardı. Başka golcüler de istedi. Bir Alex Tekşehir'e konusu. Gerçekten taraftar sosyal medyada orada burada baskı yaptı. Lakin yöneticilik de salt taraf, şimdi taraftar ister. Taraftar rasyonalist düşünemez. İster. Doğru. Getir Messi, Ronaldo'yu, der ki şurayı sat alalım yani. Onu takımında görmek ister. Yöneticilik o dengeyi iyi kurmak. Onların istekleriyle kulüp gerçeklerinden kopmadan beraber bir süreci götürmek, yürütmek. Bu sene ayakları sağlam basıyor gibi Beşiktaş'ın. Saiz, hocanın istediği stoper. Değil mi hocam? Tecrübeli stoper biraz kesinlikle. Daha her zaman tercih edilebilecek her zaman bir isim. Yani yanındakiler de çok önemli tabii. Yanındakinde ayak uydursa, yani Vida'nın boşluğunu en iyi şekilde doldurduğunu düşünüyorum yani. Getson 2 nokta bir transfer. 2'de 2 şu anda. Şimdi Weghorst ya da Weghorst gibi bir adam 3'te 3 yani direkt sahaya transfer yapıyor Beşiktaş. Umarım bitirebilir. Rakamdan yana bir sıkıntı yok. Başkan, çünkü ben hep şey derim, forvetten tasarruf olmaz. Hani 10 lira bütçen varsa 5'ini vereceksin. Arka tarafı istediğin gibi süsle. Yani o topu içeri atacak bir tane golcün yoksa bütün sezon ziyan oluyor. Hoca gidiyor, başkan gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. İçeri atamadıktan sonra. O yüzden hani bu sene biraz daha kontrollü ve iyi gidiyor Beşiktaş. Umarım bitirir. Avrupa'ya gidememek tabii ki dezavantaj ve ciddi bir başarısızlıktır. Ama lig başladıktan sonra birkaç maç kazanınca bunun avantajını yaşamaya başlıyor kulüpler. Beşiktaş da bu sene Galatasaray'la birlikte haftada tek maç. Böyle kısmen 3-4 alternatifli de bir kadro kurabilirse tabii ki zaten arması doğal olarak yarışın içerisinde olacak. Ama Weghorst konusuna çok odaklandı, endekslendi
Beşiktaş. Umarım olumlu sonuçlar. B planı vardır ama diye düşünüyorum ben şu olmalı an. Olmalı vardır. Sörlot dedi ki yani Sörlot'un B planına indiği bir yerde iyi bir çalışma yapılıyor demektir. Sörlot dediğin adam hani B planı değil direkt alınmaya çalışılacak bir adamdır baktığın zaman. Yani ikisi de bence hem Begors hem Sörlot hangisi olursa Beşiktaş'ın bu seneki forvet işini bence hayli hayli görür diye düşünüyorum. Forvet tarzında belli etti hoca zaten. Bu tarz uzun güçlü ama bu tarz oyuncular alıyorsan da kanatların çok iyi olması lazım. Şimdi onu soracaktım ben de size bir teknik direktör gözüyle. Şimdi bir santrfor farklı tiplerde oyuncular var. Yani güncelden örnek verelim. İşte Sivasspor'da Yatabare var deyince ne geliyor aklına? Uzun boylu, hava topu hakimiyeti olan Umut Bozok daha kısa boylu ama tam ceza sahası içinde bitirici bir oyuncu tipi. İşte yakın dönemden Abubakar gibi daha böyle hızlı, boş alan değerlendirebilecek santrforlar var. Beşiktaş'ta gördüğümüz Sörlot ve yine Weghorst iki örnek. Evet. İkisi de uzun boylu nokta santrfor dediğimiz santrfor tipleri. Bu oyun bu tarz santrfor mu ister yoksa farklı tipte de Beşiktaş bir golcü oyuncu karakteri düşünebilir mi? Şimdi tabii büyük takımlar daha çok önde baskıyı ve orada top tutup yani top saklamasını isteyen öyle o tarz oyuncularla oynamak ister santrforda. Ama dediğim gibi yani burada hani geçiş oyunları dediğimiz o özellikle ikinci bölgede kaptığımızda direkt rakip sahaya geçmekte o kanat oyuncuların çok çabuk olması lazım. Ve topu taşıması ve içeriye girip yani diğer kanattan geldiğinde, sol kanattan geldiğinde diğer sağ kanattaki oyuncunun mutlaka santrforu ikilemesi ve geri orta sahadaki oyuncunun bir tanesine destek vermesi. Yani sadece uzun boylu santrfor al top sakla tut. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Onu getirmezsen o adam hiçbir şey yapamaz. Yani buradaki kadro yapılanmasında bu tarz oyuncularda çok önemli. Sen ne kadar da uzun boylu pivot santrfor alsan da ona top getiremiyorsan, top taşıyamıyorsan sana hiçbir şey yapamaz. Bizde Hugo Rodrigo vardı. Gerçekten öyle bir oyuncuyla çalıştığım için de çok şanslıyım. Gerçekten çok önemli başarılar elde etti bizde de. Ya zaten geçmişte de çok önemli. Bu oyunculara sen top taşıyamazsan oradaki bitiriciliği yapamaz. Şimdi Umut Bozok'tan bahsettik bak ne güzel. Yani ceza sahasına getirdiğinde yani kolay kolay yani topu yani o içeri sokuyor yani. Yoksa fizik kalitesi olarak çok mu iyi Umut? Hayır değil ama baktığımızda bitiriciliği çok iyi. Ya burada bu tarz oyuncuların arkasını, yanlarını, yönlerini her tarafını doldurmak lazım. Bunu mutlaka planlıyordur Beşiktaş. Kanat çok önemli. Yani mesela şimdi orta saha çok usta bir oyuncu olsun Barcelona'da ama baktığında onu koşturacak, ondan top atabilecek yani oyuncular da almak lazım yani kanatlara. Bunun yapılanmasını yaparsa bu tarz oyuncular büyük takımlar için çok önemli. Çünkü önde baskıda bu tarz oyuncular çok önemli. Şimdi Beşiktaş 3-4-3 oynayacak yine önümüzdeki sezonda. Evet. Beklentimiz o yönde. Levent Hoca'nın dedikleri doğrultuda o zaman devam edelim. Velev ki Beşiktaş ve Gors transferini bitirdi. Hı hı. Kenar oyuncuların öneminden bahsediyor. Şimdi sağ taraf için sanırım tartışmaya gerek yok. Raşit Gezal zaten oyuncunun ağzına atıyor yani topu yani tabiri caizse. Evet. Ama sol kanat için Enkudu var elde şu anda. Enkudu bu sene yine kombini alır Beşiktaş tribününden, VIP tribününden. Yani sol kanatta alır. Ne yapabilir Beşiktaş? Onun da sakat başına bela oldu tabii gerçekten yani, de. Bu olmaz. Kadar sakatlanan bir oyuncu ben görmedim ya. Yani Enkudu'ya güvenip sezona girilmez. Evet, bu bilerek yaptığı bir şey değil tabii. Sakat adam, şanssızlık vesaire ama 3 senedir hiç faydalanamadı Beşiktaş. Dolayısıyla ona güvenerek sezona girilmez. Larin de artık çıktı denklemden. Beşiktaş paylaşımlarını falan da silmiş. Kenan kullanabilir mi? Yok. Yani sol açık için Beşiktaş'ın hücumda o üretkenliği yok. Dolayısıyla oraya bir tane transfer lazım. Trezeguet ile Trabzonspor gibi Beşiktaş'ın da ilgisini olduğunu biliyoruz. Bence o tarz bir oyuncu lazım. Sağda Gezal, sol tarafta da Gezal'a yakın. Hatta böyle daha seri. Gezal böyle çok topla seri değil. Oyun yönlendiren bir adam. Hani alıp süratle Viska gibi çizgiye kadar inen bir adam değil. Maestro gibi orada. Biraz takım beyni. Sol tarafta Gezal'dan daha farklı böyle sprinter bir adam ihtiyacı var. Arıyor Beşiktaş. Oraya da bir adam arıyor. Sprinter bir Batşuğa adam mesela değil. Belki o kadar Enkudu gibi. Özür diliyorum ama. Evet. Tanıdığım çok yetenekli bir sol kanat oyuncusu var. Bugün de takımıyla vedalaştı. Güzel. Bakayım. Adı şimdi çok Beşiktaş'ta güzel. Da bir ara anılıyordu. Şimdi insanlar sesli düşünüyorlar. Acaba bize olur mu Vakeme? Beşiktaş'ta olur mu Vakeme? Vakeme her yere olur. Ben burada hocalar benim gibi düşünmüyordur. Muhtemelen Abdullah Hoca çok katılır mı bilmiyorum. Valerin İsmail Hoca katılmayacaktır. Ben bazı sistem hocalarının futboldaki o takıntılarına çok katılmasam da saygı duyuyorum. Yani adam tek bizden fersah iyi biliyor hocam da diyor. Evet. Teknik direktör, futbol oynamış insanlar. Lakin yani Vakayeme'den sen de sisteme dahil ol dediğin zaman
Ya bunlar makine değil. Kendi özelliklerini gösterecekler. Taktik disiplin bu kadar iyi bir şey değil her zaman. Ben arkada 8 tane adama 2-3 milyon euro para veriyorum o işi yapsınlar diye. Bir de tribüne artı 5 bin kişi gelecek. Temaşa adam izlerken tribünde burada iş çözecek adam, tamam mı? Bazen böyle rakip yatırıp kaldırıyorlar ya sahada. Bir gelgelidir yani bu tribünün. Vakayeme bence olur ama niye zor Koray? Şimdi Trabzonspor'un 2.4 milyon eurosunu kabul etmeyen, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir Trabzonspor'un 2.4 milyon eurosunu kabul etmeyen Vakayeme'ye şimdi kaç para kaç verip para de sözleşme şey vereceksiniz? 33 yaşındaki bir oyuncu. 33 evet. yaşında. Dolayısıyla ben mesela izlerim. Demin dedim ya, Süper Lig'de izlemeyi çok isterim. Keşke Beşiktaş'a gelse, ben çok maçlarına gidiyorum, orada izlesem. Ama maddi olarak çok gerçekçi görünmüyor. Beşiktaş kalkıp 2.5 milyon euro 3 yıllık sözleşme akıl kârı değil. 1 artı 1 verirsin, 2 verirsin. Hadi dersin ki Vakayeme. Olabilir yani, bence kimse de hayır demez. Hocayı bilmem nasıl rapor eder ama tabii de işin şu boyutu var şimdi. Vakeme özelinde Levent Kartop'a döneceğim. Aslında tabii Vakeme'yi ben birazcık şey olsun diye de söylüyorum. Konuşuluyor, insanların aklına geliyor diye, ama şimdi Vakeme dışında sol kanat açısından ön tarafta bir soru işareti var. İkinci soru işareti Rıdvan gidiyor. Üçlü savunmanın da en önemli özelliklerinden birisi. Yani kenar oyuncularınızın dayanıklılığı yüksek olacak. Tabii 90 kesinlikle. Dakika gidecek gelecek oyuncu olması lazım. Şimdi hem önde bir soru işaretimiz var masada. İkincisi evet. Rıdvan'ın yerine şu an için bir alternatif alınmadı. Muhtemelen transfer yapılması düşünülüyor. İşte Kazım Can'la da geçiyor. Umut Meraş var elde de. Vallahi ben Beşiktaş'ın yerinde olsam şu anda Rıdvan'ı bırakmam yani. Açık bir net söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi orada çok büyük zaaf olacak. Çünkü 3 tane 4 tane belki de bu sene 7 artı 4 olacak. 4 tane Türk oyuncu bulundurmak zorundasın. Beşiktaş'ı kalecisini sayıyorsun. Ersin'i sayıyorsun. Başka Türk oyuncu. Emirhan oynayabilirse işte belki. Emirhan var. Bunların da planlaması yapmalı lazım. Şimdi gönderiyorsun. Onun yerine alacağın oyuncu. Meselesi de var mesela. Var. Yani bunların da planlamasını yapmak lazım. Şey, bu tabii federasyonun açıklayacağı kural da çok önemli. Bence o kuralı da biraz oyalıyorlar. Belki bekliyorlar. Rıdvan'ı belki de satmayacaklar. Belki de elinde kalacak. Bence Rıdvan'ın yani bu sistemde satılmasından yana değilim diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın oynadığı yani sistem anlamında. 6,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli yeterli değil mi? İşte ya tabii ki, ama yerini alacağın veya oyuncu da... Veya yerini dolduramaz mısın? İşte yerini alacağın oyuncu. Rıdvan genç. Yani genç daha kaç Kazım yaşında? Kazım Can mesela yaşında. Olur mu oraya? Umut Meraş Kazım Can şeklinde girse Beşiktaş sezona. Olabilir. Umut'tan ben yani çok umutlu değilim, açıkça ne söyleyeyim. Yani çok da bir performans sergilemedi. Ama Rıdvan'ı bence ararlar diye düşünüyorum, açık ve net söyleyeyim size bu sistemde özellikle. Evet. Şimdi baktığımızda biraz önce o geçiş oyunlarında çok güzel söyledi. Yani burada özellikle oyuncuların biraz da serbestlik bırakmak lazım. Şimdi eğer Abdullah Hoca ona serbestlik bırakmasaydı bu performansı sergileyemeyebilirdi de. Oynattığımız mesela antrenmanlarda da özellikle mesela kendi sahanda kontrol pas oynatır bu tarz hocalar. Rakip sahada serbestliğini bırakır. Yani bence bu sistemde Beşiktaş'a sistem, yani Beşiktaş'ın tabii hocanın sistemine karışmak istemem ama bu sistemde MVK'ya bence Beşiktaş'a olur diye düşünüyorum. Tabii maddi boyutu bizi aşar. Onları tartışılır. Ama bir Batshuayi mesela Beşiktaş'ta olsaydı, Trabzonspor'da olsaydı çok farklı şeyler konuşabilirdik Batshuayi hakkında. Çünkü baktığınızda iki tane kanat oyuncusu Trabzonspor'un evet. ya getiriyor, taşıyor. Oraya getirmek de çok önemli. Geçiş Doğru. oyunlarında öyle çabuk oyunculara da ihtiyaç var. Beşiktaş o noktada sorun yaşamadı da bitirme noktasında sorun yaşıyor biraz daha. Yani Gezal yoksa bayağı evet. servisi yaptı. Evet. Çok kısa güven konusunda ilgili de bir şeyler söylemek ister misin? Hala beklemede güven. Kıymetli bir oyuncu. Yani birkaç kere yaptığını gördük. Bir kere yaptığına göre bu potansiyeli var. Biz bu potansiyeli biliyoruz ama istikrar problemi çocukta da ilgili. Ya ben anlamıyorum yani. Ben o formayı topu yerim ya sahada. Beşiktaş forması giyiyorsunuz. Milli takıma seçilmişsin. İyi oynadığın zaman kimse senden formayı almıyor. Rüya gibi bir şey ya bu formaları görmek etmek. Bu yaşta bu istikrarsızlık, ki çok kapasiteli bir oyuncu. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam o sözleşme konusunda... İkna etmeye çalışırım güveni. Bugün güven boşa çıksın. İnanın Abdullah Hoca da ister, Galatasaray ister, Fenerbahçe de ister. Hem yerli, milli takıma gitmiş bir oyuncu. Dolayısıyla keşke Beşiktaş onun arasını bulsa. Yani güveni, çünkü birkaç mevkide de kullanıyorsunuz hocam. Türk santraforu yetiştirmek tabii. artık çok zor. Yok yani bunu sayıyorsun. Tabii. Milli takıma şimdi, seçerken bile. Bak tabii. Burak Yılmaz yani bıraktı futbolu. Şimdi milli takım için düşünüyorsun artık yani. Kimi çağıracaksınız? Cenk Tosun sakat. Evet. Serdar şu anda tek santrafor o şekilde. Enes Ünal var. Evet. Hadi sayalım. Yok. Evet, evet. Güven gibi yetenekleri kaybetmemek lazım. Evet. Tabii o da kendince yani tabii ki maddi konusunda kendi hakkını arayacaktır ama
bence özleştiği kulübede faydalı olacak diye düşünüyorum. Yani Güven Yalçın'ın serbest kaldığını da hatırlatalım. Tabii. Yani şu an için sözleşmesi yani elinde. Diğer takımlar tarafından da yakından takip ediliyor. Yönetmenlerimizden Murat Aktaş şu an bizi izliyormuş o da. O da bir fikir jimnastiği yapıyor. Diyor ki Onyekuru olur mu Solon'a mesela? O da mesela sprinter skor kalıcısı olan. O da Süper Lig'e tabii ki yeniden döner mi bilinmez ama Galatasaray taraftarının ve hepimizin çok yakından tanıdığı bir futbolcu Süper Lig'e döndü. O da Burum'a Fenerbahçe'den bir hamle geldi. İlk kez ağ duydu Türkiye. Ahmet Selim Kul duyurdu. Akabinde yaklaşık 10 dakikalık süre içerisinde resmi açıklama geldi. Bugün de artık tamamen işin bittiği noktasındayız zaten. Nasıl değerlendiriyorsun Levent Kartop? Burum'a ismini duyunca şaşırdın mı Fenerbahçe ile öncelikle? Tabii şimdi herkes şunu bekler Galatasaraylar. Yani bizden başka takımda oynamaz. Yani profesyonelde bunlar yok. Yani öyle bir şey yok. Sonuçta bir, herkes bir emek harcıyor ve emeğinin karşılığını alacak. Fenerbahçe böyle bir teklif yaptıysa da Burum'a da gidecek, imza alacak. Bu profesyonelde var bunlar. Herkese bunu saygıyla karşılamak lazım. Tabii. Şimdi Onyekuru'nun dediğiniz gibi biraz önce de Beşiktaş'ta ismi geçiyor. Bunlara alışacağız ve bunlara da... Onu Murat Aktaş, bizim yöğretmenimiz de... Yok, basından geçiyor. Da okudum yani. Var ismi geçiyormuş. Doğrudur. Basında da var. Bunlara alışacağız artık ya. Yani sonuçta birçok örneğini de yaşadık. Türk futbolcularından da oldu zamanda. Olmadım yani. Tabii. Sergen abi kaç takımda oynadı? Yani dört büyüklerde oynadı yani. Ya bunlara zaten saygı duymak lazım. Artık biraz taraftar o duygularını çok böyle spesifik oyunculara ayrı tutuyorum tabii ki ama biraz daha kırdı galiba artık bu işin. Doğru. Eskiden daha yüksek tepkiler oluyordu. Ya bayrak şu oyuncular an... gidiyor abi. Feyyaz Uçar gitti Fenerbahçe'ye şimdi bak düşündüğü zaman Beşiktaş ve Feyyaz Uçar. Yani şimdi çok bayrak oyuncu da değil onlar. Bir de direkt gitmiyor. Şimdi Onyekuru, Burum'a başka yerlere gitti hikayeleri. Sonra işte Fenerbahçe'ye geldi. Direkt Galatasaray'dan falan geçiş de değil. Ama dediğin doğru böyle. Eskiden mal olmuş oyuncular vardı. Büyük infial oluyordu o geçişler. Kaçırılıyordu falan tabii, böyle. Tabii. Yani. Tümer Metin falan bunları geçti. Bunları çok yaşadık yani. Evet. Dediğin gibi yani şimdi o kadar çok büyük problem olmuyor. Buruma'nın Fenerbahçe'de neler verebileceğini düşünüyorsun? Öyle bir oyuncu tipine ihtiyacı var mıydı sence? Valla Jesus'un vaat ettiği oyuna bakıyorum. Demeçlerinden ve teknik direktörlük serüvenine bakıyorum. Şimdi Jesus Fenerbahçelilerin 8-10 yıldır Zico'dan beri beklediği o rakip yarı alanda ceza sahasının etrafında bir Fenerbahçe vaat ediyor. Şimdi Buruma dediğin adam geniş alan kullandığı gibi şey de yapıyor. Yani dar alanda adam da eksiltiyor. Ama bu bir şeyi gösteriyor. Sanki Rossi herhalde böyle bir satışı olacak gibi. Selim'le konuştum. Tabii isteniliyor da zaten Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da daha önce söylemişti. Yani talip olan kulüpler var. Satışı olur mu önümüzdeki süreçte bilemiyoruz ama Selim'den aldığım bilgi bizim ikinci santrfor olarak da kullanmayı düşünüyormuş. Ha, olabilir. Yani Fenerbahçe olabilir. Klasik bir 4-4-2 oynarsa ileride işte Berisha, Serdar Dursun veya yeni bir transferin yanında Rossi ikinci santrfor gibi değerlendirilmesi de yine gündemdeymiş. Olabilir. Ve Bruma o istikrarı biraz yakalarsa demin Güven için söylediğimi söyleyeyim. Yeteneğinden şüphemiz yok da yani istikrar konusunda artık yani 20, buraya geldiğinde çocuktu neredeyse. Yani biz görerek gözümüzün önünde büyüdü. 19 yaşında geldi Galatasaray'a. 27 yaşında şimdi. Artık yani ikinci bir şans gelmiş sana. Fenerbahçe forması burada. Onu kullanması lazım. Bir de şeyi heyecanlandırır hocam ya. Dün de söyledim. Şimdi maç 1-1 dakika 67. Jesus buna işaret etti. Oyuna giriyorsun diye. Şimdi o eşofmanları çıkartıp formaya girerken tribüne böyle bir gürültü, alkış heyecanı getirecek model oyuncular bunlar. Tabii kesinlikle. O yetenekleriyle. O yüzden ben işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Kenar oyuncusu olarak Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncuya ihtiyacı vardı dedik. Değil mi? Siz yani, katılıyor musunuz? Ben de bir hoca olarak. Mesela yani, Ferdi'yi mi sol önde oynatmayı tercih ederdiniz? Bir sol bek koymayı yoksa Burum'a? Bence Ferdi'nin normal pozisyonuna geçirip oraya orijinal mevkisinde oynayacak bir sol bek alınması gerekir diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Kesinlikle yani büyük takımların özellikle kendi mevkisinde oynayan oyuncularla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ferdi'nin de o özelliklerinden yararlanabilirsin yani. Tabii Ferdi de geniş alanda çok iyi. Yani dayanıklılığı falan çok iyi ama ben önde daha iyi iş yapacağını düşünüyorum yani. Çünkü sürpriz goller de atan bir oyuncuydu Ferdi. O özellikleri biraz kaybetti. Ben inanıyorum yani bu sene güzel, zevkli bir lig izleyeceğiz. Trabzonspor emin adımlarla gidiyor. Fenerbahçe doğru transferleri yapıyor. Hoca konusunda da gerçekten de çok önemli bir isim getirdiler. Mehmet Arıyor'la da yardımcı antrenör olmuş galiba. Onu da evet, buradan hayırlı olsun diyeyim ben. Yani bu sezon çok güzel bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta mutlaka Galatasaray'da önemli hamleler yapacak. %100. Çünkü büyük umutlarla geldiler başkan ve ekibi. Bu sezon bence geçen sezondan daha iyi olacak diye düşünüyorum yani. Böyle erken kopmalar olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe tabii hızlı başladı. Onu söyleyelim. Önceki yıllara göre teknik direktör işini bekletmeden halletti. Çok çabuk bir süre içerisinde.
Ardından transferler geldi. Lincoln Henrique'yi orta sahaya bir transfer yaptı. Buruma'yı açıkladı. Evet. Ve şimdi sıradaki bölgenin ön libero olduğunu biliyoruz. Şimdi onunla ilgili bir grafiğimiz var. Listede kimler var onu söyleyeceğim ama editörüm Berkay'dan rica edelim. Ahmet Selim Kul şu an bana yazıyor. Canlı yayındayız. Efendim her an transfer gelişmesi olabilir diyoruz. Fenerbahçelileri beklediği noktaya dair bir haber varmış elinde. Bir Selim'le konuşursan eğer Berkay'cığım senden rica edeyim. Bir kırmızı verme ihtimalimiz çok yüksek. Fenerbahçeliler de içeriye çay almaya bile mutfağa bile gitmeyin. Öyle söyleyeyim yani şu anda. Ön libero listesi şu anda Fenerbahçe'de sıradaki hedef nokta bizim yine yayından önce Selim'le konuştuğumuzda ön libero adaylarıydı. Şimdi bu liste tabii sıralı bir liste değil yani bir William, ilk sırada William Carvalho var ama ikinci Al-Nusrati olduğunu söyleyemem, onu söyleyeyim. Sadece birinci sırada ilk öncelikli hedef William Carvalho. Real Betis forması giyen Portekizli futbolcu. Yine Al-Nusrati var Braga'da, Libyalı oyuncu. Vinicius Souza Lomel'den ve Willian Arao Flamengo'dan. Hatta Willian Arao'nun ikinci sırada olduğuna yönelik de haberler de var Carvalho'dan sonra. Fenerbahçe'de tabii oyuncu William Carvalho çok yetenekli, tecrübeli tabii bir futbolcu. Bir yani üstüne tartışılabilecek bir oyuncu değil. Gustavo yine büyük ümitlerle gelmişti. Aslında evet. İlk başladığı zaman da iyiydi. Daha sonra bir düşüş yaşadı. Sakatlık an, onu da bitirdi. Tabii. O sakatlıktan sonra o da toparlayamadı. Sakatlık tabii. Süreci toparlayamadı. Olumsuz etkiledi. Evet. Şimdi ön libero olarak o boşluğu doldurmak gerekiyor herhalde değil mi? Bir açık olduğu aşikar mıdır? Tabii. Yani Carvalho zaten oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu. Evet. Ya bence oraya usta bir oyuncu almakta fayda var. Bunun zamanında çok örneklerini gördük. Bir Emre Belözoğlu'nu açık ve net söyleyeyim. Dolduramadılar da orta sahada. Oyun iki yönlü oynayan bir ön libero'yu bulamadılar da. Ben Carvalho'nun işini bitireceğini düşünüyorum yani. Ben de duydum onu. Büyük ihtimalle biter diye düşünüyorum yani. Carvalho'nun. Siz de kırmızıyı verirsiniz yakında. Yani tabii ama kolay bir transfer olmadığını söyleyelim yani. Oyuncu Avrupa'da da piyasası olan evet. Milli evet. Futbolcu. Ergin sen ön libero konusunda Fenerbahçe'nin bir açığı olduğunu düşünüyor musun? Bir de insanlar da şöyle yorumlar da geliyor çünkü. Ya bizim bir sürü orta saha oyuncumuz var hala evet. Sürekli orta sahaya evet. Transfer evet. Yapıyoruz diyenler var. Nasıl ama değerlendiriyorsun? Şimdi ben Gustavo'yu çok kullanacağını düşünmüyorum hocanın. Evet. Sosa zaten gitti. Orada bir şey oturtturdu aslında. İsmail Hoca bir takım devretti. Devrederken Crespo, Zayis, Mert Hakan'ı aslında o üçlü olarak devretti. Zaman zaman İrfan oraya geliyor. Arda'yı zaman zaman kullanıyor önde. Ama şimdi bunların hangisi 6 numara? Crespo 8 gibi, Zayis 8 gibi, Mert Hakan 8 gibi. Hani Josef Vari bir tane klasik ve üst düzey bir 6 numara ihtiyacı bence de var. Ama oturmuş sistemi bozar mı? Orayı yeniden oturtturmak, şekillendirerek yeni transfer bir süreç gerektiriyor. Riskleri içinde barındırıyor ama Carvalho gibi adama kimse de hayır demez tabii. O zaman hazır mısınız? Veriyor muyuz kırmızıyı? İsteyelim mi? Berkay ver kırmızıyı. Ekranımız renklensin. Fenerbahçe Artem Zuba ile ilgileniyor. Rus santrfor, Kızıl Yıldız ve Paun tekliflerini reddetti. Detayları A-Spor muhabiri Ahmet Selim Kul bizlere aktaracak. Selim söz sende. Koray Boloğlu teşekkürler. Fenerbahçe tabii transfer dönemine en hızlı giren takımlardan bir tanesi Lincoln Henrique ve ardından Bruma transferlerini gerçekleştirdi. Forvet konusunda açıkçası takımda tabii şu anda birçok oyuncu var. Hatta Rossi'yi bile sayabiliriz. Samat da geri dönüyor. Bunun dışında Serdar Dursun, Berisha, Enel Valencia. Bu bölgede çok acele edilmeyeceğini duyduk ama tabii bir yandan da transfer hamleleri de hiç yapılmıyor değil. Bu konuda Artem Zuba şu anda boşta bir oyuncu. Bu oyuncuyla ilgilendiğini ifade edebiliriz Fenerbahçe'nin. Hatta temas olduğunu da söyleyelim. Karşılıklı fiyatlar üzerinden karşılıklı görüşler alındığını da söyleyebiliriz. Bu oyuncuya bir ilgi var. Oyuncu başka takımlar da ilgileniyor. Türkiye'den de farklı takımlar ilgileniyor. Bunun dışında Kızıl Yıldız ve PAOK bu iki takım da teklifte bulundu. Bu teklifleri mesela reddettiğini söyleyebiliriz Artem Zuba'nın. Fenerbahçe ile ilgili henüz hani bu iş oldu, oluyor. Hani böyle bir durumdan en azından benim bu şekilde ulaşabildiğim bir bilgi yok. Tabii ki her detaya da ulaşamayabiliyoruz bazen bu parantezi de açalım. Ama Artem Zuba'ya Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Dediğimiz gibi hatta 1,5 milyon euro gibi maaş önerildiği
2 milyon euro gibi de bir talebin olduğu gibi bazı detaylar var. Ama bunlar yine teyze biraz daha muhtaç ama ilgi olduğu konusunda net bir şekilde izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bu şekilde Fenerbahçe'nin forvet konusundaki çalışmalarından birine dair detaylar vermiş olalım. Selim, tabii şunu sormam gerekiyor. Rus basınında da çıkmıştı bu iddia. Daha önce İstanbul'a geldiği ve hatta görüştüğüne dair onu teyit ettirebildin mi? O bilgiye ulaşabildin mi? Yani bu akşam da bazı haberler düştü. Biz tabii her bir bazen Bruma işinde olduğu gibi direkt olarak gündemi düşürüyorsunuz. Bazen gündemde yabancı basında bir haber alıyor. Araştırmaya başlıyorsunuz ve doğru olduğunu öğreniyorsunuz. Bizim şu ana yaptığımız hani araştırmalar sonucunda ilginin olduğunu, bazı temaslar olduğunu ifade edebiliriz. Rus basında da bu akşam galiba bazı haberler yer aldı. Onun üzerinden araştırmaya başladık ve bu bilgiyi izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Başka santrfor adayları var mıdır diye tabii soruyordur Fenerbahçeliler ama ben şunu sorayım. Zuba tarzı bir santrfor mu arıyor Fenerbahçe Selim? Yani uzun boylu... Yine yani bu konuda çok Sörloth'tan sonra çünkü o da benzer aslında yine evet. Profilde. Yani bu konuda çok çok net hani Sörloth'ta mesela bir ilerleme görmedik. Çok çok net böyle bir tarifte bulunamayacağım açıkçası. Jorge Jesus yeni geldi, yeni çalışmalara başladı. Daha takımda 3 antrenman gerçekleştirdi toplamda. Hani bu detayları biraz zamanla öğreneceğiz ama yani 4-4-2 oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yapılan transferlere baktığımızda, hedeflenen isimlere baktığımızda ve forvetteki isimlere bakıyorum. Berisha, Serdar Dursun, Zuba'nın hani tabii ki çok çok farklı özellikleri var ama yani olabilir ama direkt olarak bu tarzda oyuncular aranıyor diyebileceğim bilgiye ben henüz sahip değilim. Ama Zuba ile Fenerbahçe'nin bir temasının olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim ve bazı takımlarının teklifini reddetmiş ama şu anda Fenerbahçe ile ilgili böyle bir kapanmış defter yok. Bu süreç hala açık olduğu için biz de paylaşmak istedik. Selim, hazır seni yakalamışken bırakmıyorum tabii ki. Ön libero konusunu konuşuyorduk az önce. Bir liste evet. Verdik. Bugün haberlerimizde de vardı. O listede bir sıralama var mı? Varsa bize yardımcı olur musun? Biz William Carvalho ilk sırada, onu biliyoruz. Evet, yani onu net bir şekilde söyleyelim. Belki arkasına Vinicius Souza'yı yazabiliriz. William Carvalho Fenerbahçe'nin çok net bir hedefi. Yani açıkçası... Detaya çok hakim olmadığım için çok net ifadeler kullanmak istemiyorum. Bir olumlu süreç kulağımıza çalınsa da biraz daha detay toplamaya çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Ama Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi William Carvalho. Bu transfer hani olmaz kesinlikle gibi bir durum yok. Bunu söyleyebiliriz. Süreçle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son sorum olsun. Hazır bağlanmışken. Kim Min-jae meselesinde bir gelişme var mı? Fenerbahçeliler o konuyu da çok fazla merak ediyor çünkü. Yani bugün Kim Min-jae ile ilgili bazı olumluya çalan haberler oldu. Ama ben çok çok farklı şeyler duymadım geçmiş bilgilerime nazaran. Tabii ki süreç değişebilir. Fenerbahçe taraftarı bu akşam Stevitas Duvar oyuncunun lakabı böyle bir mesai istek çalışması başlattı. Futbolcuya kalması için bir baskı var. Hani süreç değişebilir ama bendeki en son bilgi şu. Bazı takımlar işte Leicester'ın son günlerde dahil olduğu iddia ediliyor. Dış basında Monaco, Napoli, farklı kulüpler ve bu kulüplerle ilgili temasların ciddi boyutta olduğunu duydum. Hani kalma ihtimalinin düşük olduğu bilgisi var bende. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda da farklı bir şey öğrenirsek tabii ki paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Transfer gelişmesini bir kez daha hatırlatalım efendim. Fenerbahçe Artem Zuba ile ilgileniyor. Rus santrfor, Kızıl Yıldız ve Paon tekliflerini reddetti. Teşekkürler Ahmet Selim Kulsan'a da. Önemli bir isim tabii. Avrupa'da bilinen, yani Rus pazarından belki çok çıkmamış bir oyuncu ama hepimizin adını bildiğimiz bir santrfor ki Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan oyunculardan birisi. Nasıl değerlendirsin? Asla Ergin? Pişman olmaz Fenerbahçe. Bak, riskli bir cümle kullanıyorum çünkü bunu çıkarıyorlar insanın önüne ama bunu bilerek kullanıyorum. Bir daha tekrar alalım o cümleyi. Asla pişman olmaz. Zuba çok uzun yıllardır hepimizin bildiği, takip ettiği ve birçok büyük takıma da zaman zaman yazılan bir adam. Bir kere son yıllarda 20'nin altına hiç düşmüyor. Atıyor yani adam. Evet. Milli takımda çok fazla gol atıyor. Yani 30'dan fazla golü var milli takımda baktığınız zaman 50-55 maçta. Gerçekten fiziğiyle, oyun gücüyle falan ben Fenerbahçe'nin asla pişman olmayacağı bir adam. Hani Berisha, Serdar şeyinin kalibresinin üzerinde. Ben Serdar'a çok saygı duyuyorum. Bütün emeğini ne varsa çocuk sahaya koyuyor.
futbolu ama onun birkaç tık üstü Zuba. Uluslararası tecrübesi de var. O yüzden Fenerbahçe bitirebiliyorsa bence asla pişman olmaz. Sen nasıl değerlendirirsin Levent Kartop? Bu arada güzel bir haber de geldi. Onu da şimdi detayına bakacağım. Paylaştı mı henüz bilmiyorum ama güzel bir bilgi en azından. Konyaspor Bate Borisov'la eşleşmişti biliyorsunuz Belarus evet. ekibiyle. İki maçında Konya'da oynanmasını istiyordu. Işte ne olursa ol yine gel diyor Konya'ya yani. Ne güzel. Ve Bate Borisov kabul etmiş. İki maçta Konya'da oynanacakmış. Bu da bir son dakika haberi olarak sizlere aktaralım. İnşallah sonu da tur olsun Konyaspor adına. Güzel bir gelişme. Tabii. Ben de bir eski Konyasporlu futbolcu olarak onları da buradan kutluyorum 100. yıllarına. Biliyorsunuz kutlamalar var şu anda. Evet. Daha önce bizi de davet etmişlerdi. Konyaspor bu sezon çok güzel sezon geçirdi. İlhan Hoca ve ekibini de tebrik ediyorum. Evet. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye dönelim. Şunu Tabii. söyleyeyim. Serdar Dursun'la ben Denizspor'da çalıştım. Gerçekten de saygı duyulması gereken bir oyunculardan bir tanesi. Çok çalışıyor. Evet. Çok özverili. Milli takımda da gösterdiği başarıyı da yani insanlar takdir etmesi gerektiği düşünüyorum. Belki çok beklenti içine girmedi Fenerbahçe alırken Serdar ama bence beklentilerin üstüne çıktı diye düşünüyorum. Doğru. Zuba gibi bir oyuncu da Fenerbahçe'ye geldiğinde yani iyi bir formalı savaş olur. Tabii ki Zuba bir adım daha önde ama Fenerbahçe doğru transfer yapacağını düşünüyorum. Ben de senin söylediklerine katılıyorum kesinlikle. Tribünleri coşturacak bir insan, takımı ateşleyebilecek bir insan. Gösterdiği mücadele, agresif yapısı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyun kalitesinde. Doğru bir transfer diye düşünüyorum. Tabii imza aşamasına geldiler mi gelmediler mi onu bilmiyoruz ama kırmızıyı verdiğine göre de herhalde imzaya atacaklar diye düşünüyorum. Ve orta sahada usta bir oyuncu. Ama şu an biten bir şey yok dedi. Sadece ilgileniyor dedi. O noktada söyleyelim de tekrar tabii listede dedi. İlgileniyor. Yani Selim'in en azından ulaştığı nokta şu. Çünkü o temkinli evet. gidiyor. Yani Buruma transferini de ilk verdiğinde anlaşmaya varıldı. Prensip anlaşmasına yarın İstanbul'a gelecek. Burada imzalar atılacak dedi. Şeyin çok farkında yani. Son anda işler dönebiliyor transfer. Fenerbahçe doğru yapılanmayla gidiyor şu anda. Ali Başkan da bazı şeylerden tabii ki mutlaka o da ders çıkarmıştır. Bence doğru transferler yapıyorlar. Doğru yapılanma hoca olsun. Bu arada İsmail Hoca'nın da hakkını yememek lazım. Gerçekten Kesinlikle. De büyük işler yaptı. Şapkadan tavşan çıkardı gerçekten de. Kimse bu kadar beklemiyordu. Bence doğru yapılanmayla gidiyor Fenerbahçe. Zuba transferi de büyük ses getirdi diye düşünüyorum yani. Aslında benim o aklımda vardı unuttum. Senin Instagram'da paylaştığın bir fotoğraf vardı. Onu ekrana vermeyi düşünüyordum. Unuttum. O da benim eksiğim olsun bugün ama geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal'la bir araya geldiniz. Lig evet. Radyo ekibinden isimlerle vardı, Mehmet Ayhan, yine Cüneyt Kaşeler, evet, Erdal Hoş. Vardı, doğru. Yine İlker vardı. İlker vardı. Kerem. Nasıl hoca? Ya, buruk mu çok? Dedim ki o, ya, şimdi o masada konuşulanları tabii, paylaşmanı tabii, istemeyeceğim tabii, ama tabii, sadece genel yani aktarabileceğin kadar verebilirim. Ben şunu söyleyeyim. Dedim ki hocam keşke geçen sene, ondan önceki sene bunu yapmış olsaydık diye. Yani gerçekten hoca zaten çok seviyordum. Çok saygıdeğer bir adam. Bilgi birikim, iletişim hocam gerçekten evet. Hayranlıkla dinledim. Böyle bir film izlersiniz başından kalkamazsınız ya. Onun gibi. Çok da beslendim açıkçası. Hocanın bilinmeyen çok yönü var. Ancak kendi yakın çevresi biliyordur. Bazı insanlar öyledir. Mütevaziliğinden dolayı 10 yaptığını bir bile anlatmaz. Bazısı bir yapar, onu anlatır. Kendini çok iyi pazarlar. İsmail Hoca gerçekten öyle yaptıklarını böyle bağıra bağıra anlatan bir adam değil. Yakın çevresi biliyordur. Çok saygım zaten vardı. 2'ye 3'e katladı saygım. Çok da iyi bir takım devretti Cesus Hoca'ya. Zaten Fenerbahçeliler zaten seviyor ama bugün Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Galatasaraylısı herkes tarafından saygın bir kişilik olmak, kabul edilmek ki bir büyük camiaya mal olmuş bir isim olmanıza rağmen Fenerbahçe'ye mal olmuş bir isimsiniz. Herkes sizi çok seviyor, çok saygı duyuyor. Bunu yapmak, bunu başarmak çok kolay değil. Şeyi yok hocanın. Yani hoca gayet özgüvenli ve müsterih bir şekilde işimi yaptım ve kulübüme yardımcı olacak şekilde bir hocaya devrettim durumunda hoca. Durum o yani. Güzel ya bir kulüpten bir ayrılıyorsan bu şekilde ayrıl. Tabii, gerçekten tabii. de ona yakışan tabii. bir şekilde de bir tören düzenlediler. Tabii Fenerbahçe'de onu çok iyi. Tabii onu da onurlandırdılar. Gurur verici. İsmail Hoca'nın yaptığı gerçekten de büyük işti. Büyük bir iş başardı. Belki Cesus'un gelmesinde de en büyük sebeplerinden bir tanesi de İsmail Hoca. Çünkü İsmail Hoca'nın üstüne gelebilecek hoca bir tanesi de bu insandır. Yani İsmail Hoca'nın altında bir hoca gelemez artık Fenerbahçe'ye. Büyük bir iş başardı İsmail Hoca ve ekibi. Gerçekten de çok takdir ediyorum.
Biz İsmail Hoca ile Konya'da beraberdik. Ben de 1922'nin hocasıydım. Böyle iletişim içindeydik. Gerçekten de dediğiniz gibi çok saygıdeğer, kaliteli bir insan. Oğlu da benim öğrencimdi Emre. Evet. Emre. Onlara da buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İsmail Hoca'nın kapısı, Fenerbahçe kapısı İsmail Hoca her zaman açık olduğunu zaten Ali Başkan da ve ekibi de söyledi. Fenerbahçelerinde tat kurmuş ve Fenerbahçe'nin çocuğu olarak da anılıyor. Oradan da bundan sonraki futbol hayatında, antrenörlük hayatında da başarılar diliyoruz. İsmail Kartal'a ve Galatasaray'a geçiyoruz efendim. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda, Ankara'da yapılan Genel Kurul'da A-Spor mikrofonlarına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de özel açıklamalar yaptı. Özellikle teknik direktör meselesi merak ediliyordu. O soruya da yanıt verdi başkan. İzliyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa süre sonra teknik direktörü açıklayacağız dedi. Şimdi telefon attığımızda A-Spor muhabiri Emre Kaplan var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Önce şunu sorayım tabii. Kısa süre ne kadar bir kısa süre? Mesela önümüzdeki haftaya kadar, bir hafta içinde yeni teknik direktörü sence duyar mıyız? Son gelişmeler ne yönde? Marco Rose ismini okuyoruz. Okan Buruk ismini okuyoruz. Sen bizi aydınlatır mısın? Yani hedeflenen, planlanan aslında sizin ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki haftanın ortasını bulmadan yeni teknik direktörü açıklamak yönünde. Şu anda çalışmalar da bu yönde devam ediyor. Başkan A-Spor mikrofonlarına bugün yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullandı. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Zaten öncesinde de yapıyorduk çalışmalarımızı dedi. Evet, şu anda zaten belli olan teknik direktör adayları var. Öncesinde yapılmış görüşmeler var. Gelinen bir takım noktalar var. Dün gerçekten çok uzun bir yönetim kurulu toplantısı yaptı Özbek yönetimi. Mazbatayı aldıktan sonraki ilk gündü ve akşam saatlerinde, biz dün saat 21'de transfer raporu programına girerken yönetim kurulundaki isimleri aradığımızda hala toplantının devam ettiğini söylediler. Oradaki durumu şöyle özetlemek lazım. Zaten pası atarken Rose ve Okan Buruk isimlerini zikrettiniz. Şu anda da Galatasaray'da masada olan iki isim, ön plana çıkan iki isim Marco Rose ve Okan Buruk. Okan Hoca'yla yeni bir görüşme yapılmış değil. Zaten 30 Nisan öncesinde Metin Bey'in, Metin Öztürk'ün ekibi Okan Hoca'yla görüşmüş, anlaşmıştı. Hatta Okan Buruk yeni sezona dair planlamalar çerçevesinde de bir takım çalışmalar gerçekleştirmişti. Onun dışında da 30 Nisan sonrasında Dursun Özbek yönetimi göreve geldikten sonra Okan Hoca'nın henüz kapısı da çalınmadı, telefonu da aranmadı. Ama tabii buradaki durum şu değil. Yani Okan Hoca kenarda bekletiliyor, yedekte bekletiliyor gibi bir durum değil. Aynı durumdalar. Hatta birkaç gündür haberlerimize de bahsediyoruz. Biraz daha gerçekçi duran, kuvvetli duran aday da Okan Buruk gibi gözüküyor. Camianın içinden bir insan olması sebebiyle zaten Okan Hoca göreve hazır olduğunu hep söylüyor. Dün ben de kendisiyle konuştum. İnşallah bu işin olmasını bekliyoruz. Tabii ki yönetimimiz kafasındaki diğer alternatifleri hocaları değerlendiriyordur. Ben de bekleme halindeyim dedi. Herhangi bir şu ana kadar 30 Nisan sonrasında telefonunun çalmadığını da kendisi de ifade etti. Rose konusuna gelecek olursak oradaki durum biraz şu. Sayın Başkan Dursun Özbek yönetim kurulu içerisinde tabii ki herkesin farklı fikirleri var. Okan Hoca'ya da genel itibariyle yani yönetim kurulundaki insanların birçoğunun sıcak baktığını biliyoruz ama başkanın biraz yabancı teknik direktör konusunda bireysel bir ısrarı olduğunu söyleyebilirim. Bir bilgi olarak, istihbarat olarak bunu paylaşabiliriz. Dursun Başkan özellikle şu anda işte Fenerbahçe'nin cesuslu anlaşması, Andrea Pirlo gibi bir ismin Karagümrük'e gelmesi, kariyerli isimli teknik adamların Türkiye'ye gelmesinden sonra acaba biz de böyle bir isim mi getirelim düşüncesini içerisinde barındırıyor açıkçası. Yani şu anda kararın belki de netleşmemesinin sebebi bu. Başkanla tabii ki görüşmeler yapılıyor. Yöneticilerin bir kısmı Okan Hoca'ya çok sıcaklar. Bir kısmı başkanın bu kararını destekliyor ama Marco Rose konusunda da işin tabii ki bir de maddi boyutu var. İşin realitesine baktığımızda da gerçekten ciddi beklentileri var Rose'nin. Hem maaş olarak ki aslında biraz maaş konusu ikinci planda diyebiliriz. Çünkü kendisi bir proje istiyor. Buraya geldiğinde yapılacak bir takım transferler, kendisine verilecek bir bütçeyle ilgili bir takım beklentileri var. Bu rakamlar da biraz yüksek. Şu anda da zaten karar bu noktada verilmeye çalışılıyor. Yani biz Marco Rose'ye bu alanı açıp bu ücretleri ödeyip bir ismi buraya getirelim mi? Yoksa daha hazır olan aday ve maddi anlamda da Galatasaray'ı zorlamayacak, camianın içinden Türkiye'yi tanıyan, takımla ilgili çalışmalar yapmış olan Okan Buruk'la mı karar kılalım şeklinde bir hala tartışmanın devam ettiğini söyledim. Tartışma derken tabii ki bu fikir anlamında karşılıklı görüş alışverişi olarak yönetim içerisinde konuşulan bir konu.
dediğim gibi bir kez daha tekrarlayayım. Önümüzdeki haftanın ortasına kadar bu konuda artık Galatasaray'ın bir karar vermesi ve yeni teknik direktörünün açıklamasını bekliyoruz. Rose konusunda dezavantaj olarak söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi tabii ki yüksek profilli bir teknik adam ve olası başka teklifleri de biraz beklediğini söyleyebiliriz. Yani o da çok çabuk evet. karar vermek istemeyecektir. O nedenle ben bir kez daha söyleyeyim. Yani Okan Buruk ismi şu an hala Galatasaray'da teknik direktörlük için en kuvvetli, en gerçekçi aday gibi gözüküyor Koray Baloğlu. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan. Levent Kartop'a dönelim. Evet. Levent Hocam, Okan Buruk mu Marco Rose mi? Okan Buruk. Tartışmasız Okan Buruk. Zaten şu anda Torrent'te tesislerdeymiş. Yani daha onun sözleşmesini feshetmediler. Bence açıklamamanın sebebinden bir tanesi de bu zaten. Şimdi adam da halen daha çalışma yapıyormuş orada. Gelecek yılla alakalı. Şimdi bu adamı göndermeden bir isim açıklamasının doğru değil. İlk önce bence o olayı düzeltmeli lazım. Herhalde büyük ihtimalle de şeyi var, tazminatı var. Tabii var. Yani büyük ihtimalle yani de ondan gecikiyor. Var, yoksa yardımcıların hakları ben de var. Çok net bir bilgi. Bana da yakın dostlarımdan duydum. Okan Buruk'la %99 anlaşıldı diye. Yani Okan abi de yakışır. Oranın camianın çocuğu. Ve zaten zaman çok kısıtlı, zaman dar. Bence doğru bir yapılanmayla Okan abi teknik direktör olacak diye düşünüyorum. Ona da şimdiden hayırlısı olsun dileklerimi iletirim. Ama dediğim gibi yani burada Torrent tesiste yatıp kalkıyormuş şu anda da. Onu nasıl gönderecekler? Onun düşüncesinin içinde bence. Tazminatını istiyor. Yani yani bence de bırakmayacak zaman. Tazminatını. Yoksa gidip de tesiste şu anda evet. çalışma yapması evet. onun için de kendisine kişisel hakkı diye düşünüyorum yani. Evet. Şimdi tabii az önce Emre Kaplan da söyledi. Okan Hoca'nın Galatasaray'a gelmesi noktasında herhangi bir problem ortada gözükmüyor. Ama yönetim son kararı verecek. Yani yabancı hoca mı olsun, Marco Rose mi, Okan Buruk mu? Sence Ergin? Net Okan Hoca hiç tartışmasız. Bir de sadece Galatasaray'ın içinden çıkmış bir adam olduğu için değil. Şampiyon bir teknik adamdan Tabii. bahsediyoruz. Şampiyonluk yaşamış. Bir de Galatasaray'ın şu anda bir futbola dönüp toparlanması lazım. Aylardır Asliye Ceza, 10. Asliye, İbra, Riva, Florya. Galatasaray bu kadar uzamaması gerekirdi. Evet. Yabancı bir teknik adam burada risk. O yüzden Okan Hoca bu o dağılmış olan yüzeyi bir toparlayıp direkt futbola Galatasaray taraftarının camiasını döndürebilecek bir teknik adam. Bence çok uzaklarda aramaya gerek yok. Torrent de zaten 10 gün bekleyince 100 bin euro mu iniyor? 20 gün bekleyince 150 bin euro daha mı iniyor tazmin? Hayır, alacak zaten belli. Dolayısıyla 5 gün oldu Galatasaray yönetimi seçileli. Bu işi bence bir an önce halledip zaten olacak belli. Çok geciktirmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş transfer raporunu da tabii noktalıyoruz ama bugünün önemli gelişmelerini bir daha hatırlatalım program içerisinde olan. Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır önemli açıklamalar yaptı Aspor'a ki en flaşı o noktada şimdi biz reklam arasında da baktık. Hemen hemen bütün spor medyasının pek çok özellikle evet, sosyal görmüştüm. Medyada yer almıştı. Doğru. Uğurcan için 10-15 milyon euro bandında bir teklif beklenmesi lazım. Üstü bizim ligimiz için hayalcilik olur dedi açıkçası. O yine önemliydi. Artem Zuba'yla Fenerbahçe ilgileniyor. Santrfor adaylarından birisi o. Ve Galatasaray'da yine aynı şekilde Emre Kaplan'ın aktardığı Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşıldı zaten ama şu an için yabancı hocam olacak, yerli hocam olacak. Yani yerli de tek bir aday var Okan Buruk ama hangisi olacağı yönünde Galatasaray yönetiminde henüz tam bir fikir birliğine varılmış değil. Ona varıldıktan sonra da zaten bir haftalık süre içerisinde karar verilecek. Teşekkür ediyorum Levent Kartop. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ergin Aslan teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi hocam. Teşekkür evet, ederim. Yani tamam. Sağ olun. Böyle gerçekten futbolu gerçekten iyi takip eden insanlarla aynı programda olmak beni de mutlu ediyor. Size de ayrıca teşekkür ederim evet, ben de. Çok teşekkürler. Transfer raporunun sonuna geldik efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.